İyi akşamlar. Yeni bir gündemle, yoğun bir gündemle karşınızdayız. Normal yayın günümüz pazartesileri, ancak pazartesi gününe denk geldiği için arkadaşımız Fevziyet Demir Sami'nin Piyano Jüyan programıyla yer değiştirdik. Bugün çarşamba günü karşınızdayız. Yani bunu sürpriz olarak lütfen algılamayın. Böyle bir giriş yaptıktan sonra konumuza geçmek istiyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Bugün Afrin'de neler oluyor? Kürtlerde arındırılan Afrin kimlere peşkeş çektiriliyor? Şengal'da yoğunlaşan Türk Devleti neyi amaçlıyor? Şengal'da yürünenin ardında neler gizli? Gare fiyaskosuyla hedeflenen neydi? Kimdi? Fiyasko neden sivil Kürt siyasetine fatura ediliyor? Kürtlere dair her gelişmeyi kendine beka sorunu olarak gören Türk Devleti'nin Kürt paranoyasını nasıl okumak gerek? Kürt fobisinin ardındaki giz nedir? Tüm bunları ve daha fazlasını Denk'te gündem siyasetçi yazar Nizamettin Taş, siyasetçi yazar Bayram Bozyel ve PDK Bakur Genel Başkan Sekreter Yardımcısı Avukat Hüseyin Özsoy'la değerlendireceğiz. Denk'te Özal. Özal'la. Pardon. Özal'la. Mustafa. Dinleyeceğiz. Kürdistan'da saat 21. Denk'te gündem başlıyor. İlk olarak şeyle başlamak istiyorum. Yani Kürtlere dair her gelişmeyi kendine beka sorunu olan gören ki bu ister Suriye'de defakto iç savaş sonucu defakto ortaya çıkan özel Kürt yönetimi olsun, ister Federal Irak Anayasası'yla resmi bir statüye sahip olan Güney Kürdistan olsun, isterse Japonya'nın on binlerce kilometre uzaktaki Japonya'nın Tokyo Üniversitesi'nin açmış olduğu Kürtoloji kürsüsü olsun, Kürtlere dair her gelişmeyi Türk devleti kendisine bir beka sorunu olarak görüyor. Öyle bir nitelik atfediyor ve ona göre tavranıyor. Fiziki ya da diplomatik direnişle karşılık veriyor. Bu Türk Devleti'nin Kürt fobisini, Kürdistan fobisini nasıl açıklamak gerekir, nasıl okumak gerekir? Bu konuda ilk sözü Sayın Hüseyin Özap'a vermek istiyorum. Bu sefer doğru söyledim soy ismini. FEDEF Vakur Genel Sekreter Yardımcısı. Buyur Hüseyin Bey, bu konuyu bir değerlendirin. Sonra diğer konuklarımla da aynı soruyla devam edip diğer gündem maddelerine gideceğiz. Söz sizin. Teşekkürler. Öncelikle tüm misafir arkadaşları ve izleyicileri saygıyla selamlıyorum. İşte Ali Bey, bu meseleyi bu son dönemle ilgili bir yaklaşım olarak okumak doğru olmaz. Bu bilindiği gibi Kürdistan, ülkemiz Kürdistan, dört işgalci devlet tarafından sömürge haline getirilmiştir. Bu diğer, yani diğer bir sömürgecilerin bir başka parçadaki Kürt halkına, Kürdistan halkına karşı yaklaşımı ve bu devletlerin Kürdistan halkına karşı ortak hareket etme çabaları yeni değildir. Bilindiği gibi Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Sentro Anlaşması, bunların hepsi sömürgecilerin Kürt halkına, Kürdistan halkına birlikte hareket etme sahikiyle oluşturulan anlaşmalardır ya da organizasyonlardır. Bu anlaşmalar sonucunda oluşturulan organizasyonlardır. Sömürgeciler bilmektedir ki, mesela Türk Devleti'nin şöyle bir yaklaşımı var, ezelden beri biliriz. İşte Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, işte milleti ve toprağıyla bölünmez bir bütündür. Mesela Türk Devleti sadece Kuzey Kürdistan ya da Türkiye için bu ifadeyi kullanmıyor. Türkiye'nin değil, Suriye'nin de bölünmez bütünlüğünü, Irak'ın da bölünmez bütünlüğünü, İran'ın da bölünmez bütünlüğünü savunuyor ve bunun için de hareket ediyor. Çünkü kendileri de çok iyi biliyor ki bir parçadaki herhangi bir gelişme veya Kürdistanlıların elde edeceği bir kazanım diğer bir parçayı da etkiler. Yani bu iki anlamda etkiler. Hem kendi parça ya da kendisinin işgalci olduğu, sömürgeci olduğu parçadaki Kürdistan halkı için bir motivasyon aracı olur. Derler ki mesela Kuzey Kürdistan, işte Güney Kürdistan bağımsızlığını elde ettiği zaman Kuzey Kürdistan halkı diyebilir ki, yani Güneyli kardeşlerimiz bu hakkı elde etti, biz de edebiliriz. Doğru mücadele metotlarıyla birlikte. Bir işin diğer boyutu da uluslararası hukuk ve uluslararası siyasetle ilgilidir. Bilinmektedir ki self-determinasyon hakkı, ulusların kendi geleceğini belirleme hakkı veya ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı son yüzyıl, yani 20. yüzyıldan
bu yana işte 45'te Birleşmiş Milletler şartına eklendi. Daha sonra medeni, siyasal, sosyal, siyasal haklar sözleşmelerinde, başka sözleşmelerde yer aldı ve doktrinen ve pratik olarak da sürekli bir genişleme halinde. Yani bağımsızlığın hukuki altyapısı kendisini self-determinasyonla ortaya koyuyor. Meşruiyetini ona dayandırıyor. Örneğin 2017 yılında Kürdistan'da yapılan self-determinasyon plebisti sonucu, evet sonucunda bağımsızlık ilan edilseydi, ki bu şans hala var. Yani bu bir yıl, iki yılla olabilecek bir şey de değildir. Önümüzdeki yıllarda bu plebiste dayanarak bağımsızlık ilan edildiği zaman Kuzey Kürdistan halkı da uluslararası camiada, uluslararası platformlarda biz aynı halkın insanlarıyız, parçalarıyız, topraklarımız, ülkemiz de birbiri içinde devamlılık arz etmekte, bitişiktir. Güney Kürdistan bu hakkı kullanma selahiyetine ya da kudretine sahipse biz de sahibiz diyebilirler. Bunun içindir ki Türkiye ve İran devletleri 2017 yılında Güney Kürdistan'ın self-determinasyonuna ve sonraki süreçte çok olumsuz tepkiler koydu. Olumsuz tepkiler koymakla kalmadılar. Mesela Türk devleti Irak sınırında tarihinin en uzun tatbikatını gerçekleştirdi. İran keza başka aksiyonlar içine girdi. İran ve Türk istihbarat örgütleri Bağdat'ta ortak operasyon odaları kurdular ve zayıf Irak devletinin yürütme erki üzerinde bir tahakküm oluşturdular, baskı oluşturdular Kürdistan bağımsızlığının önlenmesi için. Biliyorsunuz ki bu Ekim komplosunda bu üç devletin de rolü vardı. Yani en az Irak devletinin yöneticileri kadar İran ve Türk devlet yöneticilerinin de rolü vardı. Bu bağlamda okumak gerekiyor. Yine Güneybatı Kürdistan'da bu süreçte Türk devletinin karşı koyuşlarının asıl nedenini işte YPG, PKK'nın bir parçasıdır, devamıdır, onun için biz karşı çıkıyoruz savları inandırıcı değil. Yani orada önemli olan nedir? Güneybatı Kürdistan'da, Rojava Kürdistanı'da Kürtler, Kürdistanlılar bir statü elde edebilirler ve bu statü elde edilen bu statü gelecek dönemde tıpkı güneyde olduğu gibi bağımsızlık taleplerini de içinde barındırabilir. Zaten kendileri de bunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz güneyde, Irak'ta bir hata yaptık. Aynı şeyi Suriye'de, Güneybatı Kürdistan'da tekrarlamayacağız. Yani Kürtlerin Güneybatı Kürdistan'da bir statü elde etmesini önlemek için her şeyi yapacağız, ki yapıyorlar. Yani işgal dahil, katliam dahil her türlü hareketin içerisine giriyorlar. Bu durumu böyle okumak gerekiyor. Bu devletlerin, bu işgalci devletlerin, sömürgeci devletlerin varlığı büyük oranda Kürdistan'ın işgaline, yani kurdukları rejimler zaman içerisinde ya da kuruluşlarında Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesine dayanmaktadır. Bağımsız Kürdistan kurulduğu zaman bu devletlerin kendi varlık nedenleri büyük oranda ortadan kalkacaktır. Onun içindir ki bunlara göre kendi varlıklarını devam ettirebilmek için bu anlamda beka söylemleri bu şekilde anlam kazanıyor. Devam ettirebilmek için Kürdistan'ın dört parçasında, sadece kendilerinin sömürgeci olduğu parçalarda değil, diğer parçalarda da sömürgenin devam etmesinden yana tavır alıyorlar. Ve bunun içerisinde de bildiğiniz gibi askeri operasyonlar, siyasi baskılar, uluslararası camiada Kürtlerin kazanım elde etmesini önlemek gibi her alanda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şekilde okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da tabii işte biz Kürdistanlıların da bu bir problemdir. Tabii bize benzeyen haklar da var, fakat bu dört ayrı sömürgeciyle uğraşmak şanssızlığı sanırım bir tek Kürtlerde var ve bu da her parça için ayrı problem yaratıyor. Bunlar hem sosyolojik, hem politik, hem de askeri problemleri birlikte getiriyor. Zaman içerisinde her bir parçanın, her bir parçadaki Kürdistanlılar sosyolojik olarak başka bir ulusal
kimlik, yani tamam tabii ki biz bir ulusuz ve ortak özelliklerimiz var. Evet. Buyurun. Ama şey, bu Kürtler nasıl bir tavır geliştirmeli karşı, onu başka bir madde. Evet, tamam. O, yani bir problemi ben aktarmak istedim. Teşekkürler. Kendisi öyle doğrudur. Yani özetlediniz. Ben sözü Nizamettin Bey şu anda, hatta mı sesim geliyor mu Nizamettin Bey? Nizamettin Bey'le galiba teknik bir sorun yaşıyoruz. İnternette bir sıkıntı olabilir. Bayram Bey'le devam edelim. PSK Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bayram Bozyer'le aynı soruyu yönelteyim. Tekrar edeyim mi soruyu, yoksa devam edeceksiniz? Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Sorusunuzla bir değerlendirme yapın. Umarım Nizamettin Bey'le de sağlıklı bir iletişim kurarız. Onu da siz dinlemek isteriz. Buyursun siz de Sayın Bozyer. Şimdi öncelikle Sayın Özalt'ın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Bu son yıllarda Türkiye'nin Kürt siyasetinde ve dış siyasetinde önemli dönüşümlerin yaşandığının altını çizmek lazım. Ve bu dönüşüm herhangi sıradan konjonktürel bir dönüşüm değil, çok köklü ve çok jeopolitik faktörlere dayanan bir dönüşüm. Öncelikle Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdiğimizde iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Birincisi, Soğuk Savaş'ın son vurmasından sonra, daha doğrusu iki kutuplu sistemin yıkılmasından sonra dünyada oluşan çok kutuplu sistem Türkiye gibi orta ölçekli ülkelere siyasal güç savaşlarına, bölgesel hegemonya süreçlerine katılmak için büyük bir fırsat verdi. Türkiye özellikle de bu Trump döneminde, ama daha öncesinden de çok hırslı, çok agresif bir dış politika izlemeye ve artık küçük ölçekli bir emperyalist ülke pozisyonuyla dış ilişkilerini inşa etmeye ve bölgede diğer güçlere, başta ABD ve Rusya olmak üzere diğer güçlere karşı ağırlığını koyan bir pozisyon oluşturdu. Birincisi, Türkiye dış politikasını değerlendirirken bu faktörün altını çizmek lazım. Artık Türkiye herhangi bir kendi sınırlarına kapanmış bir ülke değil, bölgesel ve hatta Afrika'ya kadar uzanan bir bölgesel güç iddiasında olan ve bunu hırslı bir şekilde sürdüren bir ülke konumundadır. İkincisi, özellikle 2011 Ara Baharı'ndan sonra Türkiye bu süreci kendisi için, kendi hegemonyasını inşa etmek için bir fırsat olarak gördü ve bunu kullanmaya çalıştı. Özellikle de bunu İhvan üzerinden, Müslüman kardeşler üzerinden kurgulamaya çalıştı. Türkiye aklınca Ara Baharı'nın ortaya koyduğu enerjiyi arkasına alarak Orta Doğu'da özellikle de o dönem ABD'nin de teşvikiyle model bir rol ülke statüsünde hegemonya alanlarını genişletmeye çalıştı. Ancak bu Mısır'da İhvan'ın devrilmesi, Bursi'nin iktidara gelişi ve Müslüman kardeşlerin genel olarak güç kaybetmesi Türkiye'nin hayallerini bir ölçüde sarsa bile Türkiye bu iddiasını sürdürüyor. Bugün Türkiye dış politikada önemli ölçüde dış politikasını askerileştirmiş ve her sorunda askeri güçle dengeleri yeniden kurmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye son yıllarda Kürt meselesine biraz da bu bağlam içinde bakıyor. Yani Kürt meselesindeki bağlamı da şöyle değerlendirebiliriz. Türkiye geçmişte de diyelim ki Hişyar arkadaşımızın söylediği gibi dört sömürgeci ülkeyle birlikte Kürtlerin herhangi bir parçasındaki özgürlük çıkışlarına karşı ortaklaşa politika üretiyor. Bunun için paktlar inşa edilmişti. Ve bunun en son örneği de bağımsızlık referandumunda geliştirilen karşı tepkidir. Türkiye son yıllarda bu sömürgeci sistem, yani dörtlü sömürgeci sistem içinde bir koçbaşı görevini görüyor. Yani Türkiye artık Kürt meselesine kendi iç meselesi, Suriye'nin iç meselesi, Irak'ın ya da İran'ın bir iç meselesi olarak değil, bir Kürdistan meselesi olarak görüyor. Ve bir adım daha ileri giderek Türkiye sadece Kürtlerin kazanımlarına karşı tek başına ya da diğer devletlerle birlikte ortak operasyonlar, ortak stratejileri geliştirmekle kalmıyor. Mesela Suriye'de ve Irak'ta
bizzat o devletlerin işlevlerini ikame ediyor. Yani bugün Türkiye, bugün biliyorsunuz Afrin'de okullar açıyor. Bugün telekomünikasyon sistemini Afrin'de taşırmış. Bugün Afrin'de Serikani de Yaragris bir de kaymakamlıklar inşa ediyor. Bulunduğu alanlara doğrudan kendisine göre polisini taşıyor, kendi sistemini taşıyor. Yani bu 100 yıllık Türkiye'nin Kürt siyasetinde çok yeni bir evredir. Yani artık dediğim gibi Türkiye sadece iç meselesiyle ilgilenmiyor. Sınır ötesindeki Kürtlerle ve o devletlerin misyonlarını üstlenerek, komşu ülkelerin sömürgeci devletlerinin misyonlarını ikame ederek bizzat onların yerine oradaki Kürtlerle savaşıyor, onlara karşı cephe alıyor, oraya şekil vermeye çalışıyor. Bugün Türkiye sınır boyunca dikkat ederseniz zaten Kürdistan yani 100 yıl önce dörde bölündü. Şimdi Türkiye bu parçalar arasında insansızlaştırılmış, Kürtsizleştirilmiş tampon bölgeler, insansız bölgeler oluşturarak Kürdistan'a çok yeni, çok saldırgan, çok çok farklı bir yaklaşım içinde bulunuyor. Ya zaten Suriye'deki Kürt nüfusunun bulunduğu koridor çok sık ve çok dar alanda Kürtler yaşıyor. Şimdi Türkiye'ye bırakılırsa bu koridorun tümünü işgal etmeye çalışıyor. Bugün Türkiye mesela Habur'u bypass ederek, Kürdistan bölgesini bypass ederek Irak ve Suriye sınırında sınır kapısı açmak istiyor. Türkiye yıllardır Güney Kürdistan'da askeri üsler bulunuyor. Türkiye hala Şengal'e askeri operasyonlar hazırlığı içinde. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin Kürt politikası dediğim gibi önemli bir dönüşüm yaşıyor ve bu dönüşümde artık Türkiye için herhangi bir parçadaki Kürtler söz konusu değil. Bir bütün olarak Kürdistan meselesi söz konusu ve bunu engellemek için de herhangi bir devlet hukukuna bağlı kalmaksızın tam emperyal, tam sömürgeci ve kendi komşu ülkelerinin hukuklarını da hiçe sayarak çok pervasız bir siyaset izliyor. Burada da şunu söylemek istiyorum. Türkiye bu Kürtlere karşı yürüttüğü savaş üzerinden emperyal, sömürgeci, yayılmacı politikalarına zemin açmak istiyor. Örneğin Suriye'de, Suriye Savaşı'nda, daha doğrusu Suriye'de Kürtlere karşı defşirdiği radikal unsurları götürüp, yani o savaş koşulları içinde, Kürt Savaşı içinde beslediği, büyütüp eğittiği radikal unsurları Libya'da savaştırıyor, Azerbaycan'da savaştırıyor, günün birinde başka yerlerde savaştıracak bir pozisyondadır. Dolayısıyla yani aynı zamanda Kürt Savaşı Türkiye'nin için bir sıçrama tahtasına da dönüşmüştür. Belki ikinci turda şeyi konuşacağız. Yani bu Türkiye'nin dış siyasetiyle Kürt siyasetini konuşurken Türkiye'nin son dönemdeki sınır ötesi Kürt karşıtı politikasının kendi iç politikasına yansımasını da tartışacağız. Eğer müsaade ederseniz de onu bir başlıkta konuşalım. Madde de tüm başlıklar içerisinde Şengal, Gare ve Gare'de sonra Türkiye'de iç politikada yansımalarını konuşacağız. Sayın Taş şu anda karşımda. Sayın Taş beni duyabiliyor musunuz? Şu anda biraz sesin duyuyorum. Çok kusura bakmayın. Zorunlu nedenlerden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Bundan dolayı sağlıklı bir bağlantı kuramıyorum. Maalesef bu sıkıntı, teknik sıkıntı elindedir ama şu an sesiniz iyi. Soruyu tekrar edeyim mi yoksa soruyu ben okurken dinlediniz mi? Hiçbir şey anlayamadım. Şöyle düzelteyim size, yani Kürtlere dair her gelişme kendisine beka sorunu giren bir Türkiye var. Bu ister Burjava'da defak ortaya çıkan güzel yönetim olsun, ister Irak anayasasıyla yasal bir statü sahibi olan Güney Kürtistan olsun, isterse Tokyo Üniversitesi'ndeki Kürtlerin Kürtüsü olsun, Türkiye'deki Kürtlere dair her gelişme kendisine beka sorunu olarak görüyor. Bu paranoyanın arkasındaki giz nedir? Bunu nasıl açıklamak gerekir? Buyurun. Bu çerçevede bir değerlendirme yapın. Bundan sonra diğer maddeleri geçelim. Tamam. Türk devleti kuruluşundan bu yana Kürt düşmanlığına dayalı bir politika izliyor. Zaten Atatürk ve İsmet İnönü döneminde bu hep savaş içerisinde geçti. Yani Kürdistan'ı sömürgeleştirmek için taklara kadar
Kürtlere karşı, Kürdistan'a, Kuzey Kürdistan'da bir işgal istila hareketi geliştirdiler. Daha sonra askeri dönemlerde de esas olarak Kürtlere karşı bir düşmanlık gelişti. Bunu ilk defa Türkiye'de kırmak isteyen Turgut Özal'dı. Turgut Özal Kürt sorununu biraz daha farklı yöntemlerle çözmeye çalıştı ama onu da hayatıyla ödedi. Ondan sonra Türkiye'de dönem dönem Kürt sorununu savaşla, soykırımla değil, siyasal yöntemlerle çözmeye çalışan bazı figürler oldu. Örneğin Tansu Çiller. Başta ilk hükümeti kurduğunda sorunu çözmek için bir iki konuşma yaptı. Fakat onu da sonradan doğduğuna pişman ettiler. Dolayısıyla çok daha kötü pozisyona sokup en kötü uygulamaları onun eliyle yaptırdılar. Son dönemde Özal'ın çizgisini takip etmek isteyen AK Parti hükümetidir. Yani Tayyip Erdoğan ilk yıllarında sorunu çözmek için bazı adımlar attı. Bunu inkar etmek doğru değil. Fakat netice itibariyle devlet refleksi şu anda tekrar egemen olmuş. Yani partiler aynı. Sağ, sol, İslamcı, komünist, sosyalist, demokrat geçinenler bile bazı istisnalar hariç Türkiye'de herkes mesele Kürt sorunu olduğunda aslında farklı tonlarda da olsa Kürt düşmanlığı üzerinde bir cephe oluşturuyorlar. Zaten son dönemde artık AK Parti, MHP, Doğu Perinçek yani Vatan Partisi tamamen sadece kuzeyde değil artık. Bütün Kürt, her dört parça Kürdistan'da tamamen Kürt düşmanlığı üzerine oturtmuş. Nerede bir şey varsa, yani nerede bir gelişme, bir adım Kürtlere ilişkin atılırsa, Kürtler tamamen bunu boşa çıkartma, tasfiye etmek için gerektiğinde askeri operasyonlar da dahil her türlü yöntemi deniyor. Örneğin Türk Devleti uzun bir süre güneydeki Kürdistan yönetimiyle dostluk ilişkisi içerisindeydi. Hatta işte 2012'ye kadar, 14'e kadar Kürt sorununu çözmek için burayla yoğun diyalog içerisinde de hareket ediyordu. Fakat referandum şeyi ortaya çıktığında, yani referandum hayata geçirilmeye çalışıldığında devletin gerçek yüzü açığa çıktı. Yani herkes şimdi sanıyor ki esas referandum döneminde düşmanlık yapan İran'dır. Doğru. Yani pratik açıdan zaten İran referanduma karşı çok aktif çalıştı. Ve Kerkük ihanetinde de Haçlı Şabi'yi saldırtan İran'dı. Yani bu konuda İran'ın rolünü küçümsemek doğru değil. Ama hepimiz biliyoruz ki İran, Amerika ve İsrail'in hedefi bir ülke. Şayet Türkiye'den cesaret almamış olsaydı, Türkiye İran'ın arkasında durmamış olsaydı, kışkırtmamış olsaydı, İran kesinlikle bu kadar cüretkar davranmazdı, pervasızca Kürdistan'a saldırmazdı. Yani referandumda işin artık Kürdistan'ın, yani Güney Kürdistan'ın tümden ortadan kaldırılmasına dönük kapsamlı bir şeye dönüşmesi, operasyona dönüşmesinin arkasında da tekrar Türk devleti var. Rojava'daki bütün gelişmeleri, yani bütün statüyü, kazanımları ortadan kaldırmak istiyor. Çok aktiftir. Gerektiğinde işte Amerika'da Rus devlet savaşı bile göze alabilecek kadar gözü kara davranıyor. Niye? Rojava'da bir statü elde edilirse işte Kürdistan'ın devletleşmesi veya Güney ile Rojava'nın birleşmesinden
devlet olgusuna doğru bir açılım olabilir. Bundan korkuyor. Dolayısıyla önlemek için her türlü çabayı gösteriyor. Bunda yalnız işte şeyi görmek gerekiyor. Yani Türk devletinin bu politikasının dayandığı gerekçe hep PKK terörü. PKK'yı terörist bir örgüt olarak görüyor. Onu gerekçe yapıp saldırıyor. Mesela Afrin'in işgal edilmesi, Grespi'nin işgal edilmesi, Serekan'ın işgal edilmesinin gerekçesi ne? İşte PKK terörü. Ya da yine Kürtistan'a aynı gerekçelerle günübirlik operasyon. Şimdi Şengal'a saldırmak istiyor, Gara operasyon yapmak istiyor. Hepsinde aslında PKK gerekçesine sığınıyor. Ama aslında PKK Türk devleti için tehdit oluşturabilecek bir örgüt olmaktan çoktan çıkmış. Şey değil. Yani şu anda mesela PKK karar alsa dese ki biz kendimizi tasfiye etmek istiyoruz. Emin olun ki dünyada en erken, en önce Türk devleti der kesinlikle biz izin vermez, kendinizi tasfiye edemezsiniz. Çünkü muazzam bir silaha dönüşmüş PKK. Her türlü saldırının gerekçesi durumuna gelmiş. Ama PKK burada sadece bir taşerondur, gerekçedir. Esas Türk devletinin şu anda izlediği politika sadece Kürt düşmanlığına dayanıyor ve kesinlikle hiçbir kazanıma tahammül göstermeyecek kadar gözü kara bir politika izliyor. Ama bu şey değil, yani başarıya ulaşacak bir siyaset değil. Daha önceden de Kürt düşmanlığı üzerinde politika izleyen birçok yönetim oldu. Hepsi tarih oldu. Dolayısıyla AK Parti'nin akıbeti de bu anlamda çok kötü bir sürece doğru evriliyor. Yani bu kadar gerçekçi davranır. Erdoğan her zaman şey diyorlar. Pragmatik bir lider. Şartlar tamamen değişti. Yani Trump'tan yararlanarak Rojava'nın bazı yerlerini işgal etti, sağa sola saldırdı ama o dönem de bitti artık. Türkiye'nin bundan sonra geçmişte olduğu gibi keyfi her tarafa saldırması, PKK'yı gerekçe göstererek Türklerin elde ettiği kazanımı ortadan kaldırması artık mümkün değil. Yani Türkiye büyük bir devlet. Her türlü riski göze alıp saldırabilir. Ama geçmişte olduğu gibi o elverişli zemin artık bulması mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem artık Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyor. Ya Kürt düşmanlığı üzerinde siyaset yaparak bütün dünyayı karşısına alır ya da geri etmesi biraz zordur ama yine de teorik olarak şeyi gözden uzak tutmamak gerekiyor. Yani sonsuz bu düşmanlık üzerinde bir siyaset izleyecek diye bir kural da yoktur. Ya döner ya aşılır. Böyle bir sürece giriyoruz. Yani özetli cümle şu: Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde saltanat Kürt red ve inkar üzerine kurulmuş. Bu saltanatı yürüten sultanlar değişiyor ama saltanat hep var ki bugüne kadar Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtı üzerine devam etmiş. Bundan sonra devam edip etmeyeceği oturup tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Ederlerse Türkiye'ye ne kazandırır? Kürtlerle barışık bir hayatı tercih ederlerse Türklere ne kazandırır? Onu onlar düşünmesi gerekiyor. Doktor adınız, teşekkür ederim. Şimdi madde Şengar'a gidelim. Türk devleti özellikle Şengar'a ayrı bir önem veriyor. Ayrı bir yoğunlaşma var. Yani Erdoğan'ın zaman zaman dile getirdiği, operasyon yapmak istedikleri, burada nizamettiği ve tek arkadaşlar kendisi için kursalar iyi olur. Yani Şengar'a Şengal'da neler oluyor? Bizi Sayın Bozyer'le devam edelim. Tekrar eğer nizametin ve gelirse onunla konuşup Bozyer Bey'le devam edeceğiz. Buyur Bozyer, Şengal'da neler oluyor? Yani Şengal Türk devleti için neden bu kadar önemli? Aslında bu soruyu tabii Nizamettin arkadaşla, Hişar arkadaşla sormak daha uygun olurdu ama yine de ben birkaç şey söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi Türkiye'nin Kürt karşıtlığı politikası bu son yıllarda çok yeni boyutlar kazandı. Yani bu
normal sömürgeci, Kürt karşıtlığı, geleneksel politikalarla karşılaştırılacak bir mesele değildir. Dediğim gibi bugün Türkiye sadece kuzey parçasını işgal edip boyunduruk altında almak için siyaset üretmekle kalmıyor. Aynı zamanda diğer parçalardaki gelişmelerin önünü kesmek için o ülkelerle işbirliği, koordinasyonun dışında bizzat kendisi rol alıyor. Bizzat kendisi gidip boğma girişiminde bulunuyor. Yani Afrin'de, Serekani'de, olanak bulursa Kobani'de, yarın öbür gün Kamışlı'da ve elleri uzanırsa şeye kadar, Erbil'e kadar gitme hırsıyla doludur bu yönetim, bu mevcut yönetim. Şimdi Şengal, ya benim mütevazi böyle naçizane görüşüm şu ki, çok stratejik ve bir konuma sahip. İki parça, özellikle Güney Kürdistan ile Rojava Kürdistan arasındaki bağlantı bakımından. Zaten bu Şengal meselesini şeyle de ayrı düşünmemek lazım. Biraz önce söylediğim sınır kapısından da ayrı düşünmemek lazım. Yani Habrupay bahseden tam sınırda bir kapı açarak doğrudan Türkiye'yi Musul'a bağlayan bir hat arayışı çoktan var. Bunu şu veya bu nedenlerle şimdiye kadar yapamadılar. Hatta bir daha adım daha söyleyeyim. Geçen sene, 2 yıl önce, yani 2019 Ekim'inde Türkiye'nin hedefi Suriye, kuzey ve Rojava sınırları boyunca 400 kilometrelik alanı işgal etmekti. Ve oradan gidip Erbil'e uzanmak, oradan gidip güneydeki kazanımların altına dinamit koymak ve tehdit etmekti. Ama o zaman ABD ve Rusya çok sınırlı bir alan açarak veya daha doğrusu bir yerde sınırlayarak Türkiye'nin istediği alanı işgal etmesini engellediler. Hem bir sus payı verdiler bir alanı işgal etmesine göz yumarak, ama daha fazla ileri gitmesini de engelleyerek, deyim yerindeyse, onlar Türkiye'nin yayılmacı sömürgeci emellerine set çektiler. Yani orada da biraz önce Nizamettin Bey söyledi. Orada da PKK bahane. Yani başka yerlerde de PKK bahane. PKK bulunmaz bir Hint kumaşı olmuş. Onun inanılmaz derecede kullanılmışlı bir araca dönüşmüş Türk devletinin elinde. O nedenle işte PKK gerekçesiyle Şengal'a gitmek ve orada güneyin başka bölgelerinde ya da Rojava'da yaptığı gibi orada askeri tahkimatlar kuramak ve giderek orada kalıcı bir işgalci güce dönüştürmektir. Zaten oraya gittiği zaman Türkiye'nin hesabı şu: Güney ile Rojava bağlantısını kesmek, iki parça arasındaki siyasi, ekonomik, insani ilişkileri ortadan kaldırmak ve bu mevcut sınırları ekstra yığdığı askeri militarist güçlerle iyice tahkim etmek ve mümkünse hem Rojava'daki Kürt hareketini orada yalnızlaştırıp boğmak. Çünkü şu anda Rojava'nın dünya ile bağlantısı, biliyorsunuz, sadece güney üzerindedir. Yani Şengal'ın kuzeyinden şeye kadar, o coğrafyanın çok detaylarına bakıp değilim ama biliyorum ki Şengal'den Habur'a kadar o sınır alanında Suriye Kürtleri, diyelim ki savaştan kaçanlar, yoksullar, hastalıktan dolayı mağdur olanlar güneye geliyor, tedavi oluyor, gerekli diyelim ki imkanlar sağlanıyor. Ya da güneyden bizzat Türkiye, Güney Kürdistan ya da ABD ya da müttefik güçler Rojava bölgesiyle yine aynı bölge üzerinden ilişki kuruyor ve yardımlarını, desteklerini, ilişkilerini o alanda sürdürüyorlar. O nedenle görebildiğim kadarıyla Şengal, bu üçgen dediğimiz, yani Gare, Şengal, Afrin üçgeninde çok stratejik bir nokta. Belki Şengal üzerinden Irak'ın güneyine, belki Orta Doğu ülkelerine de sıçramak Türkiye için daha kolay olabilir. Yani Şengal'le ilişkin sadece bunu söyleyebilirim. Ama başka konularda benim söyleyeceklerim var. Onu sonraya bırakayım. Özellikle Şengal'de farklı bir inançla mesul Kürtlerin yaşanıyor olması da sanki biraz orayı Türkler için özel anlamlı kılıyor ya da oraya yönelmesine neden oluyor gibi geliyor bana. Hüseyin Bey'le devam edelim. Hüseyin Bey, Şengal'da yoğunlaşan Türkleri neyi amaçlıyor? Şengal'da görünenin ardında bir kız var mı? Bizim görmediğimiz bir görünen ne var? Evet. Aslında kısmen Kekbayram izah etti durumu. Ben de biraz bir şeyler söyleyeyim bu konuda, toparlayalım.
İşte bu İran ve Türk devleti biliyorsunuz. İkisi de Şengal üzerinde etkin olmak istiyorlar. İkisinin de kendisine göre nedenleri var. İki ayrı sömürgecinin. İşte Türk devletinin, Kekbayram'ın da söylediği gibi Şengal, Güneybatı Kürdistan'la Güney Kürdistan'ı bağlayan bir yerde, yani sınırdadır. Yani geçişlerin olabileceği bir yerdedir. Türk devleti burada konumlandığı zaman ya da güç tahkim ettiği zaman iki parçanın bütünleşmesini ya da ilişkilenmesini önleyebilir. İki parçaya da birden askeri ve siyasi, özellikle askeri müdahalede bulunabilir. Onun için stratejik bir öneme sahip Türk devleti için. İran devleti için de önemi şuradan kaynaklanıyor. Tekrar sınır olmasından dolayı. Biliyorsunuz ki şöyle düşünün. Tahran'dan çıkan bir insan, İran'dan çıkan bir insan, işte Bağdat'tan Kerkük'e, biliyorsunuz Kerkük'te Hacre Şabi'nin kontrolünde Kerkük'ten Musul'a ya da doğrudan Şengal'e, Şengal'den de Güneybatı Kürdistan'a ya da Suriye'ye geçiş yapabiliyor. Bu bir hat çizmek oluyor. Yani hiçbir problemle karşı karşıya kalmadan gidiş gelişler sağlayabiliyorlar. İran devleti için bu anlamda önemli. Şengal Anlaşması biliyorsunuz, Güney Kürdistan hükümeti ile Irak Bağdat Merkezi Hükümeti arasında bir anlaşma yapıldı. Oradaki milis güçlerinin, yani Hacre Şabi'nin ve Hacre Şabi'nin bir bileşeni olarak hareket eden PKK'ya bağlı güçlerin ve galiba elektriği yetti. Maalesef Güney Kürdistan'da da bu sorun teknik altyapı problem olacak gibi gözüküyor. Bu arada Nizamettin Bey burada. Duyuyor musunuz beni? Evet. Şu anda ses şey etti. Ben o zaman zaten daha çok konuşmak istediğim Şengal'le Garabara'ydı. Onun tamam. için şimdi Tam zamanında Hüseyin Bey giderken siz geldiniz. Hoş geldiniz. Şeyle diyor, yani Şengal'le Türk devleti neden bu kadar yoğunlaşıyor? Yani Şengal'da Türk devleti görüp de bizim görmediğimiz, ya da ne var yani? Niye bu kadar Türk devleti için Şengal önem arz ediyor? Buradan devam edelim. Ondan sonra Gare'yi, Afrin'i hepsini konuşacağız. Buyurun. Şimdi Şengal Türk devleti aslında şu şekilde önem arz ediyor. Şayet Şengal'a kadar uzanırsa Güney Kürdistan'la Rojava'yı birbirinden kopartmış olacak. Şimdi Türk devletinin bütün korkusu, hani durmadan siz de takip ediyorsunuz. Televizyonlar takip edildiğinde Türklerin bütün, işte o televizyonda yorum yapanların, devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda şey yerleşmiş, yani Amerika mutlaka bir Kürdistan devleti kuracak. İşte bazıları ikinci İsrail diyor. Yani hiç şey, bu konuda tereddüt de geçirmiyorlar. İşte Amerika Kürtlere destek verecek. Rojava'la Güney Kürdistan'ı birleştirip bir Kürdistan kuracak. Şimdi bunun önünü almanın yolu nerede? Şengal'a bir hat çizerlerse, sadece Şengal'in işgali de değil, İkide bir ticaret gerekçesini de, işte Obaköy üzerinden bir yol açmamız gerekiyor. Yani bütün bunların özünde şey vardır. Yani Güney Kürdistan'la Rojava'yı birbirinden kopartmak. Şimdi bunun için bir, Şengal'a uzanması gerekiyor. İki, Kürdistan'daki ekonomik ticareti de bypass etmek için Obaköy üzerinden doğrudan Irak'a bir yol kattı. Şimdi bunu yaptı mı ne oluyor? Aslında Amerika'nın Rojava'ya askeri desteğini de önlemiş oluyor. Yani kendisine göre öz itibariyle şeydir. İşte devletleşmenin siyasal statü Kürtler kazanmasın diye bu tarz bir plan geliştiriyor. Şimdi burada Şengal'ın gerekçesi PKK terörü. Yani onu yine gerekçe yapıp şey etmeye çalışıyor, işgal etmeye çalışıyor. Diğer tarafından da ticareti gerekçe görüyor. Direkt Irak'a bir hat açalım. Irak'ın o şöven kesiminden de şey etmeye çalışıyor. Yani yararlanmaya çalışıyor. Bazı kesimlerle öyle anlaşılıyor ki anlaşmışlar.
bu tarzda çok ciddi bir Irak üzerinde baskı uyguluyor. Durmadan şey üzeri, yani Şengal operasyonu tehdidinde bulunarak aslında Rojava ve şeydeki gelişmelerin önüne set çekmeye çalışıyor. Fakat burada tabii tekrar PKK'nın rolüne dönmekte fayda var. Tamam, yani İran, Şii, Hilali bunları unutmamak şartıyla önemlidir. Burada İran'ın da çok ciddi bir girişimi var. Fakat önemli olan Kürtleri ilgilendiren bölüm. Kürtleri ilgilendiren bölümde yine PKK bir gerekçe olarak ve argüman olarak kullanılıyor. Terör örgütü var orada. İkinci Kandil yapılmak isteniyor. Biz gidip onu yok etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada PKK'nın tavrı çok ilginçtir. Mesela şeyden önce daha Kürdistan hükümetiyle Irak devleti anlaşmadan önce de aslında Irak hükümeti Şengal kaymakamının Kürt memurlarının dönmesine izin vermişti. Yani daha bu anlaşma sağlanmadan önce mesela geçen sene Şengal kaymakamı tekrar Şengal'a gitmek istedi görevi devralmak üzere. Gittiğinde PKK işte yürüyüş mürüyüş yaptırarak engelledi. Parti yani KDP sırf iç savaş çıkmasın, çatışma çıkmasın, iş rezalete dönmesin diye geri çekmek zorunda kaldı. Sonradan Irak hükümetiyle Şengal anlaşmasını imzaladılar. Şengal anlaşmasını şu anda iki güç önlüyor. Yani arkasında İran ve Türkiye devleti var. Pratik olarak Haçlı Şabi ve PKK. İkisi ittifak halinde bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini engelliyor. Eğer Şengal anlaşması yürürlüğe girmiş olsaydı şu anda şeyi konuşmayacaktık. Yani Türk devleti Şengal'a operasyon yapacak mı yapmayacak mı? Bak, dünya, bütün dünya bunu soruyor. Yapacak mı yapmayacak mı? Bazıları artık tarih verecek duruma geldi. İşte temel şey Türklerin elinde kullandığı son derece elverişli bir koz var. PKK'yı gerekçe yapıyor. Şimdi PKK Amerikan terör listesinde, Avrupa'nın da terör listesinde. İş PKK'ye döndü mü dünyanın hiçbir devleti Kürtlere sahiplik yapamaz duruma geliyor. Misal mesela Talabiyat'ta yani Serekani'ye operasyon yaptığında Amerika karşı koyamadı. Grespi'ye operasyon yapıldığında karşı koyamadı. Afrin işgal edildiğinde PKK gerekçe gösterdiği için hiç kimse sahiplenemedi. Şimdi dünyada terör örgütü olarak kabul edilen bir gücü savunacak hiçbir devlet yoktur. Şimdi bak mesela ama ikinci bir şey vardır, örnek vardır. Nizamettin Bey, sizinle buyurun. Devam edeceğiz. Son derece önemli konulara değiniyorsunuz. Yani bunu kesinlikle sözünüzü kesmek babında söylemedim. Yani şey merak ediyorum. Yani bu çerçevede PKK Türk Devleti için bu kadar kullanışlı bir enstrüman konumundayken PKK neden bu zemini sunuyor? Yani neden bu enstrümanı elinde almıyor? PKK'yı da iyi bilen biri olarak hani tamam Türk Devleti bütün her şeye gerekçe PKK yapıyor. Neredeyse Tokyo Üniversitesi'ndeki Kürdoğru Kürsü'nün de gerekçesi PKK yapıyor da PKK de bu zemini ısrarla sunuyor. Yani Şengal'de, Afrin'de, evet. Benzeri yerlerde bu zemini sunuyor. Yani PKK'nın bundaki kodları nasıl okumak lazım? Şimdi bakın biz 2004'te ayrıldık PKK'den. O zaman dedik ki gerilla savaşı dönemi geride kaldı. Yani artık bütün Kürtler Kuzey Kürdistan'da yoğunluk siyasete versin. O dönemden bu yana eğer Kürtler bütün gücünü ittifak halinde siyasete vermiş olsaydı şimdiki tablo kesinlikle ortaya çıkmazdı. Bambaşka bir durum ortaya çıkardı ve Türk Devleti'nin elindeki bu terör kozu silahı da alınmış olacaktı. Ama Türk Devleti savaşın bitmesini istemiyor. Mesela biz karar aldık. Bütün silahlı güçleri geri
çekme kararı aldık. Geri çekmeye başladığımız andan itibaren Türk devleti müdahale yaptı. Yani Genelkurmay müdahale yaptı. Dediler yok siz 500 gerilla bırakmak zorunda. En az 500 gerilla kuzeyde bırakmak zorundasınız. İzin vermeyiz. Bu çok iyi. Bunu biraz açtınız Ahmet. Bunu biraz ben detaylı anlatayım. Nasıl müdahale ettiği, ne şekilde? Bunu Öcalan'a nasıl anlatıyorlar ve Öcalan bize nasıl şey gönderdi? Yani bununla bu bilgi nasıl gönderdi? Dediler eğer biz bütün gücü geri çekersek buradaki yetkililer diyor ki PKK'yı kimse ciddiye almaz. Sizi ciddiye almamız için sizin bir silahlı güç bırakmanız gerekiyor. Bazen savaş, bazen işte ateşkes, böyle bu tarzda götürürsek hem bizim için iyi hem sizin için. Yani devlet bir kere Türklerin siyaset yapmasını istemiyor. Bir bu. Şimdi PKK niye buna geliyor? Bu da çok önemli şeydir. Şimdi PKK'nın son yıllardaki, yani özellikle son 1-2 yıldaki bütün yetkililer, yani komutanlarının, yetkililerinin adı yaptığı açıklamalara bakın. Kuzey Kürdistan diye bir şey yoktur artık. Yani bir amaç, hedef yoktur. Bütün gücünü, bütün propaganda mekanizmasını, karalama kampanyasını sadece Güney Kürdistan ve Barzaneler üzerine kurmuş. Aslında burada Türk Devleti ile PKK sanki karşılıklı savaşan, birbirlerine düşman gibi görünüyor. Yani düşman iki güç gibi görünüyor. Ama yıllar önce, yani mesela Öcalan'ın kendisi bize şeyi söylemişti. Bir savaş 15 yılı geçti mi eğer zafere ulaşmazsa yozlaşır, kaçtığına dönüşür. Yani düşman güçler aslında karşısına dönüşür. Şu anda Erdoğan'la PKK'nın yöneticilerinin açıklamalarına bakın. Karalamada, üsluplarını bozmada, iftira atmada, ahlaksızlık yapmada çok birbirine benziyor. Yani aynı tarz, aynı stil. Farklı şeyleri kullanıyorlar. Farklı bir üslup. Ama öz itibariyle şeydir. Yani karşı iki cepheden aynı yöntem. Kürt, birisi Kürt düşmanlığı üzerine, birisi PKK düşmanlığı. Şey, KDP, yani Barzani, daha doğrusu KDP de değil. Barzani düşmanlığı üzerinde bir siyaset. Yani burada ben bir şey örneği vereyim. Bu Uludere'nin iki köyü var. Belki yer bilir. Hilal'la Mijin. Şu anda birbirlerine düşman değiller. İkisi de Mahmur kampında kalıyor. Fakat geçmişte kendi aralarında bir çelişki varmış. Bir gün 9 Mijinli bir Hilal şeye gidiyor. Yani ava. Mağarada ateş yakıp sohbet ederken o Mijinlerden bir tanesi diyor ki keşke bu mağara bizim üzerimize düştü. O Hilal diyor ki ya niye öyle söylüyorsun? Ben birim, siz 9'sunuz. Altında kalırsak 9 sizden gidecek, bir benden diyor o olsun. Bir Hilallı da bizimle birlikte gitsin, 9'umuz da gitsek hiç problem değil. Şimdi PKK'nın şu andaki durumu, kendisi kazanmadı. Kuzey'de zaten Türk Devleti diyor, yani 200-300 kişilik bir güçleri kalmış. Kaldı ki 300 değil, 5000'de kalsa hiçbir faaliyetleri yok. Hiçbir askeri başarıları yok, hiçbir eylemleri yok. Yani tamamen marjinal bir konuma düşmüş. Bütün gücünü güneye çekmiş. Güneyde işte Barzani düşmanlığı üzerinde bir siyaset. Güneyde PKK'de kaynaklı sorunları bir başlıyor. Bir dakika, ben şunu tamamlayayım. Buyurun. PKK tamamen ideolojik bakıyor. Kürdistan diye bir amacı, hedefi yok. Amaç ve siyasetten koptun mu? İşi dar bu anlamda bir iktidar şeyine dönüştürmüş. İktidar savaşında da bir hedef kendine tespit edersen onun Barzanileri hedef olarak kendilerine şey etmiş. Bütün gücüyle işte Barzanileri boşa çıkartma, güya onlara karşı bir iktidar savaşı sürdürerek varlıklarını ispat etmeye çalışıyor. Bunun Kürtlükle, bunun aslında ideolojiyle, siyasetle
hiçbir şey, yozlaşmış bir hareketin sapıkça düşünceleri. Yani Türkiye demokrasi sadece zarar veriyor şu andaki pozisyonu. Yani İstanbul Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin Güney Kürdistan'a taşınmasının garabeti ayrı. Onu Güney Kürdistan'da PKK'ya çıkan sorunları konuştuğumuz zaman tekrar bu konuda sıkıntı vereceğim size. Tekrar bu konuda konuşacağız. Bu arada Hışyar Bey çok fazla konuşmasını verir. Kendisi de senin de başlık değiştirelim. Peki, yani evet. Bu PKK neden bu zemini sunuyor devlete? Yani devlet bütün bunları argüman olarak PKK neden bunu yapmış? Bunlar açık bu zemini sunuyor. Bunu bir değerlendirir. Sonra Bayram Bey'le devam edip konu geçireceğiz. Tamam. Özür diliyorum. Güney Kürdistan'da elektrik kesintileri 2-3 dakikalık sorunlara yol açıyor. O da tam ben konuşurken geldi. Özür diliyorum tekrar. Bilmiyorum, şimdi Kekri Nizamettin çok güzel bir resim çizdi aslında. Ben de konuşmamın devamında buraya gelecektim. Yani PKK, Şingal'in varlığında bahsedecektim. Şingal'de hem Türk devletinin, Türk sömürgeci devletinin amaçlarını gerçekleştirmesinde hem de İran sömürgeci devletinin amaçlarını gerçekleştirmesinde bir alet oluyor. Şunu söylememiz gerekiyor Kekali. Yani biz derken yani kendi partimi kastediyorum. Kuzey Kürdistan'da Kürdistan halkının bütün meşru metotlarını kullanmasında Kürdistan halkı için bir hak olarak görüyoruz. Biz mesela Kürt halkının yani silahlı mücadele vermesine de biz karşı değiliz. Hiçbir metodu lanetlemiyoruz, hiçbir metodu da kutsamıyoruz. Çünkü esas olan siyasette stratejidir. Yani siz strateji, metot ve taktiğin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Kek Nizamettin bir resim çizdi aslında. PKK uzun süredir ortaya koyduğu strateji, taktik ve metotları arasında derin çelişkiler var. Bir yandan demokratik cumhuriyet talep ederken Türkiye'de Ravanduz dağlarında silahlı güçler barındırıyor ya da Şengal'de barındırıyor. Burada iyi niyet, siyaset bir bilim işi ise burada bir iyi niyet veya devrimci bir çaba, yurtsever bir çaba kabul edilemez, aranamaz. PKK asıl itibariyle bunu da net söylememiz gerekiyor. Kaybetmek üzerine kurgulanmış bir yapıdır. Yani kaybetmek üzerine var. PKK'nin hiçbir zaman Kürtler adına ya da ortaya koyduğu program açısından bir kazanım elde etmek gibi bir amacı olmamıştır. Kazanım da bu anlamda elde etmesi de mümkün değildir. Diğer yandan Türk Devleti'nin, Kek Nizamettin kendi yaşadıklarından, pratik örneklerden bahsetti. Bu böyledir. Bu gare meselesine de buradan ben bir geçiş de yapmak istiyorum. Sürdürülebilir bir savaştır PKK ile yürüttüğü savaş. Yani yılda birkaç yüz tane veya en fazla birkaç bin tane asker veya güvenlik gücü, polis kaybetmesi Türk sömürgeci devletinin ayakta kalmasına ya da Kürdistan'daki varlığını devam ettirmesine yarıyorsa bunu çok kolay bir biçimde gözden çıkarabilir. Maddi kayıpları da gözden çıkarabilir. Bunu bu işin bir maliyeti olarak görmektedir. Bu anlamda Gare'de operasyon yapıldı. İşte bir müjde vereceğiz diye. Burada hem oradaki varlığını güçlendirmek için. Çünkü Gare Güney Kürdistan'ın içlerinde olan bir yerdi, bir alandır. Hem orada varlığını sürdürebilmek için hem de işte biz teröristlere, bütün dünyaya bu mesaj verilecekti. Bizim askerlerimiz, bizim vatandaşlarımız PKK'nin elinde esirdi. Onları kurtardık diyecekti. Eğer kurtarabilseydi. Kurtaramadığı zaman, öldüğü zaman da bu onlar için çok önemli değil. Bu o şiddet retoriğinin, savaş retoriğinin, sömürgeci retoriğinin devamına yaradı. Bunu da böyle okumak gerekiyor. Yani bu evet. Mesela Kek Bayram da onu söyledi. Yani Türk devlet aklının bir değişiminden bahsetti. Tabii ki diyalektik de böyle bir şeydir. Yani süreç içerisinde değişebilir. Mesela ben onun not almışım, onun için baktım. Şimdi mesela Kek Bayram
dedi ki işte Afrin'de kaymakam tayin ediyor, Serekani'de posta idaresi kuruyor. Bu işgalin aynı sömürgeciliğe dönüşme sürecidir, yani hareketleridir. Yani orada bir askeri olarak girmiş, orada kurumlarını da bir kurumsallaşmayı da beraberinde götürüyor. Bu tabii ki bu meselenin içinde başka güçler de var. Bu güçlerle nasıl, yani Suriye'de var, Kürtler var, Amerika var. Orada kalıcı hale bana göre kalmaz. Ama en azından onların bir düşüncesine göre bu böyle bir niyetleri var. Yani bu bir kurum, sadece bir ihtiyaçları gidermek meselesi değil. Orada bir kurumsallaşan bir işgal, yani sömürgecilik aslında kurmak istiyor. Bunu da böyle okumak gerekiyor. Yani ben savaş... Evet, buyurun. Buyurun devam edin yani. Ben şey diyerek yani... Yok ben bitirebilirim. Teşekkürler, siz devam edin. Osmanlı'da günümüze gelen sürekli yayılımcı bir politikanın, devlet yerinin devamıdır Türk devleti. Onun da şu anda sömürgeci, yayılımcı hülyalar görmesi, Afrin'i de, Serikan'ı da eline gelirse Şam'ı da Şam'a gidip namaz kılacaklardı. Kendine bağlı. Pardon Ali Bey, yani böyle varlığını sürdürebileceğine inanıyor. Yani bu mesela Libya'da da savaşıyor. Yani böyle proaktif, aksiyoner, saldırgan bir politika izliyor ya, bunların hepsi aslında Kuzey Kürdistan'daki varlığını devam ettirmeye yönelik. Çünkü o politika böyle bir şeydir. Yani siz içeride otoriterleşirsiniz, dışarıda da güçlü olmak zorundasınız. Dışarıda saldırganlaşınca içeride otoriterleşmek zorundasınız. Birbirini tamamlıyor ve bunu sürdürebilmek için, dünyaya da bir mesaj vermek için birbirinin ardına geliyor. Tabii şimdi Erdoğan'ın durumu birazcık, Türk devlet aklını bilmiyorum, birazcık daha farklı olabilir. Fakat genel itibariyle bu bir devlet politikasıdır. Yani Erdoğan değil, başka birisi de olsaydı emin olun ki 2011-12 yılından sonra Güneybatı Kürdistan'a askeri operasyon gerçekleştireceklerdi. Yani belki mesela çok toprak katmak istemiyorlardır. Fakat kuzeydeki varlığını sürdürebilmek için, yani onlar ona inanıyor, Güneybatı Kürdistan'ın statüko elde etmesini önlemek için gereken her şeyi yapabilirler ki yapıyorlar da. Yani bütün dünyayla da, yani mesela Türkiye'nin dış politikadaki bütün problemlerinin asıl kaynağı Kürdistan sorunudur. Yani Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesidir. Evet, teşekkürler. Kusura bakmayın, lafınızı da kestim. Rica ederim. Çok yerinde müdahale ettiniz. Sözünüzü zaten kesmek niyetiyle ben söz alamadım. Sadece biraz açmak için iyi oldu. Devamı getirdiniz de ben Bayram Bey'e geçmek istiyorum. Yani Türk Devleti'nin demokrasi mücadelesi İstanbul sokaklarında, Ahmet Ankara sokaklarında olması gereken demokrasi mücadelesinin Güney Kürdistan'da ceyran edilmesi ve bunu da PKK'nin eliyle oraya taşınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de bu konudaki görüşünüzü alalım. İzmir'de arkadaşlar çok önemli saptamalarda bulundular. Bu Şengal'e ilişkin ben de birkaç şey daha eklemek istiyorum tamamlayıcı olsun diye. Şengal yani hem coğrafik, hem sosyolojik, hem etnik dini kimliği, hem de stratejik konumu bakımından Girift ilişkiler merkezinde olan bir yer. Mesela hatırlıyorum niye DAEŞ ilk planda Şengal'e saldırdı? Nedeni açık. Çünkü Ezidi toplumun ağırlıkta olduğu bir yer ve böyle bir yere saldırmak muhtemelen diğer bölgelere saldırmaktan daha az tepki çekebilir ve muhtemelen yine Ezidi toplumun kırılgan yapısı bunlar için teşvik edici bir rol oynayabilir. Dolayısıyla IŞİD için de yani geçmişte yaşadığımız gibi Şengal önemli bir hedef noktası oldu. Türkiye'ye ilişkin söyledik. Türkiye Şengal üzerinden esasen Şengal kodu üzerinden iki parçayı bölmek ve mevcut bölünmüşlüğü daha da derinleştirmek istiyor. İran için önemli. İran işte Şii Hilali dediğimiz bu aksı biraz da Şengal üzerinden Suriye'ye ve Lübnan'a ve hatta Güney Yemen'e kadar taşımak istiyor. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Tabii Kürdistan bölgesi yönetimi de aynı şekilde Şengal'i tarihi Kürdistan coğrafyasına katmak istiyor. Yani bir taraf olarak ve bunun için mücadele ediyor. Ama unutmayalım burada ABD faktörü de var. Çünkü bugün ABD ve İran savaşının en şiddetli yaşandığı yer Irak sahasıdır.
özel olarak Bağdat'tır ve bir noktadan da Şengal'dır. Dolayısıyla böyle Şengal'i sadece Türkiye bağlamında değerlendirmemek lazım. Yani bu Türkiye, İran, Irak, Kürtler, IŞİD ve ABD ile birlikte belki uluslararası IŞİD karşıtı batılı güçleri de katarak söylemek lazım. Burası böyle bir de kolay bir lokma değil. Yani Türkiye'de rahat Türkiye'ye teslim edilecek bir lokma değil. Dikkat ederseniz orada şimdiden Haçlı Şabi benim bildiğim kadarıyla önemli bir yığınak yaptı Türkiye'nin olası bir saldırısına karşı. Aslında yine söylendi, ben de tekrarlamak istiyorum. Bugün Şengal'de esasen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bir güçte İran, Haçlı Şabi ve PKK ittifakıdır. Yani Bağdat'ta yaşanan çatışmanın bir benzeri de somutluk kazanıyor. Şengal'de somutluk kazanıyor. Dolayısıyla Şengal bütün bölgesel çekişmeler için önemli ve burada ne ABD'nin ne de merkezi Irak yönetiminin bunu Türkiye'ye teslim etmesi mümkün değil. Bu çok ciddi bir çatışma alanı. Yani onun altını çizmek istiyorum. ABD faktörünü de dikkate almak lazım. Çünkü bu alanı ABD asla İran'a kaptırmak istemiyor. Ve esasen ABD Şengal hattı üzerinden İran'ı sınırlayıp içeriye tıkayıp baskılamak istiyor. Ya bunun altını noktasını çıkmak istiyorum. İkincisi şu, altını çizmek istediğim şu arkadaşlar. Şimdi Türkiye, kısaca geçmek istiyorum. 2000'li yıllarda bir deney yaşadı. Bu çözüm süreci, açılım, belirli adımlar atıldı. Fakat oradan, o süreçten sonra iki şey yaşandı peş peşe. Yani Türkiye bu dışarıdaki yayılmacı, itirazçı dış siyasetin dışında içeride de Türk devletinin Kürt karşıtı politikasını dönüştüren önemli bir faktör oldu. Birincisi, Türkiye çözüm süreciyle esasen şiddeti sonlandırıp PKK'ya silah bıraktırıp Kürt meselesini sorun olmaktan çıkartarak yönetilebilir bir noktaya getirmek istiyorum. Ama Türkiye şunu gördü ki mesela HDP kesimi, yani onun kimliğini ayrıca tartışırız. Diyelim ki 2010'lu yıllarda daha öncesinde seçimlerde %6-7 oy alırken bu çözüm sürecinin verdiği meşruiyetle oylarını %12-13'e çıkarttı. Yani şöyle oldu. Kürt meselesi çözüm süreciyle devletin isteğinin hilafına illegal, gayrimeşru bir sorun olmaktan çıkıp meşru, herkesin ilişebileceği, herkesin diyalog kurabileceği, herkesin konuşabileceği bir sorun hale geldi. Bu devleti korkuttu. Bir. İkincisi, eş zamanlı olarak Kobani'de yaşanan gelişmeler. Kobani ilk kez dört parçadaki Kürdistan'ı bütünleştiren simgesel bir değer haline geldi Kobani. Sadece bununla da kalmadı. Aynı zamanda Kürt meselesini ilk kez ve farklı boyutlarda uluslararası bir mesele haline getirdi. Bu iki faktör Türkiye yönetenleri korkuttu ve frene basmalarına ve önemli politika değişikliklerine gitmelerine yol açtı. Şimdi bunun iç politikaya etkisiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yine arkadaşlar söylediler. Günümüzde başka ülkeler için ama özel olarak da Türkiye için artık iç sorun, dış sorun, özellikle Kürt meselesi bağlamında kalkmıştır. Bugün diyelim ki Afrin, Rojava Türkiye'nin bir iç sorunu olarak kabul edilmektedir. Türkiye yönetenler artık Musul'u, Kerkük'ü, Erbil'i kendi iç sorunundan daha yakıcı bir iç sorunu olarak kabul ediyorlar. Şimdi böyle olunca bu bir beka sorunu olarak tanımlandı. Ve kendileri açısından, yani bu inkarcı, zihniyetçi, sömürgeci anlayış açısından bakıldığın zaman anlaşılır bir şey. Gerçekten 100 yıldır bastırılan, sessiz soluğu kesilen, zapt-ı rapt altına alınan Kürtler kuzeyde kitleselleşiyor, Rojava'da büyük bir meşruiyet kazanıyor, güneyde de sürüp giden bir süreç var, olgunlaşan bir süreç var. Şimdi böyle bir tehlike karşısında ne oldu? Türkiye buna uygun olarak, bu korku, Kürt korkusuna uygun olarak, bu beka soruna uygun olarak iç iktidar pozisyonunu, koalisyonunu değiştirdi, dönüştürdü.
Bunun için orada zaten Bahçeli bekliyordu, zaten Ergenekoncular bekliyordu, zaten Perinçek bekliyordu ve Erdoğan da özellikle de 15 Temmuz darbesinin etkisiyle yaşadığı şoktan sonra bunlarla çok güçlü bir ittifak kurdu. Bu da yetmedi çünkü Kürt karşıtı politika kesintisiz, tartışmasız bir savaşı gerektiriyordu. Yani bu öyle bir sorun ki, yani öyle bir tehdit olarak algılanıyor ki bu sorunu götürüp parlamentoda tartışmak, işte basında konuşmak, kamuoyunu bu sürece katmak olacak şey değil. O nedenle öyle bir sistem kurulmalı ki bütün güçler, erkler tek elde toplansın ve bu savaş itirazsız, katıksız, hiçbir muhalefetle karşılanmadan hayata geçirsin. Bu nasıl sağlandı? Bu aynı zamanda bu başkanlık sistemiyle sağlandı. Ve yine 2015'ten sonra biliyorsunuz ki Türkiye sadece Suriye'de, güneyde değil, dört parçada, İran'ı belki biraz doğuyu biraz ayrı tutarız, dört parçada Kürtlere karşı bir seferberlik anlayışıyla saldırıya geçilmiş bulunuyor. Bir adım daha ileri gidersek, Kürt karşıtı politika Türkiye'nin dış siyasetini de şekillendire bir hal aldı. Şimdi bugün Türkiye'nin şeyle yaşadığı, ABD ile Batı ittifakıyla yaşadığı sorunun temeli nedir? Kürt meselesidir. ABD'nin Suriye'de Kürtlere, PYD'ye sunduğu destekten kaynaklanıyor. Bunun için Türkiye bu meseleden dolayı, yani sırf Kürt meselesinden kaynaklı, ABD'nin bu ilgisi ve yaklaşımından dolayı gitti. İşte yine NATO'nun stratejik düşmanı olan Rusya'ya yanaştı ve S-400 hava savunmasını aldı. Şimdi yani öyle ki bu korku Türkiye egemenlerini öyle bir etkiledi ki 60 yıllık, 70 yıllık tarihsel, kültürel, stratejik ittifak ilişkilerini gözden geçirir hale geldiler. Dolayısıyla Türkiye, Kürt meselesi Türkiye'nin ayağına, prangaya dönüştürülmüş. Türkiye Kürt meselesi Türkiye'deki sistemi militaristleştirerek, otoriterleştirerek kendilerine dönmüştür bu mesele. Bunun sonuçlarını, bunun sürdürülebilir, sürdürülmeyeceğini eğer zaman olursa bir sonraki turda konuşmak isterim. Tamam, bunu bir sonraki turda tabii ki daha bir yarım saat zamanımız var. Gerekirse uzatırız da, yani zamanla ilgili sorun yok. Program şu an akıştı iyi. Ben şeyi merak ediyorum, yani şey konuşmak istiyorum. Bu Güney Kürdistan'da neredeyse bir iç savaş gerekçesi yapılan Türkiye üsleri. Gerçi bu konuyla ilgili PKK'nın kurucularında eski uzun dönem yöneticiliğini yapan Hüseyin Topgider'in belirlemesi var. Bir tweet atmıştı. Bu kamuya açık olduğu için okuyabilir. Mesela Hüseyin Topgider şöyle değerlendiriyor. Diyor ki şu gerçeği unutmayalım. Güney Kürdistan'da üstleri burnuna alanlar neredeyse 30 yıldır PKK'nin denetiminde olan alanlardır Türk devletine geçmiş. Doğal olarak bunları söküp atıp PKK'nin görevi bunu bir iç savaş gerekçesi olarak ortaya sürdürülemez. Bunu söyleyen Hüseyin Topgider eski PKK kurucularında yöneticilerinde. Yani bu Güney Kürdistan'da Türk üsleri ve bunun PKK medyası tarafında bir özellikle Kuzey Kürdistan'da Bakur'da bir iç savaş gerekçesi olarak kamuoyu gündemine getirilip iç savaşı dayatması nasıl okumak lazım? Nasıl açıklıyorsunuz? Sayın Taş'la başlayıp sonra Heşyar Bey'le Sayın Bozya'da bu konuyla ilgili düşünceleri söyler. Tamam. Kısaca bu Şengal'e ilişkin biraz da somut şey vereyim. Yani şu anda Şengal Haçlı Şabi'nin, sonra sizin sorunuza döneceğim. Ses geliyor mu? Ses şu an geliyor. Sesiniz geliyordu. Tekrar geti. Mimiklerinizi okuyabiliriz. Benim sesim geliyor Münir Zahmeti Bey. Sesim geliyor mu Nizamettin Bey? Şu anda size bir ses geliyor. Demek o hoparlör desteği mi? O ayarlamayı yapıyor. Yani bunun şey... Heşer Bey'le devam edelim. Bayram Bey konuştu. Sizin onları Heşer Bey'le devam edelim. Yani bu Güney Kürsü'ndeki Türkiye üsleri ve bunu giderek yani Kuzey kamuoyunun gündemine bir savaş gerekçesi olarak getirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten orada ne oluyor? Yani bu Türkiye'sinin boyutu nedir?
askeri üsler nerelerde bulunuyor? Bunlar daha önce kimin denetimindeydi? Hüseyin Topçu'nun dile getirdiği gerçek daha önce PKK'nın denetimi ona aranan ama bu üsler kurulmuş. PKK'nın denetimindeyken niye terk edilip Türk devletine bırakıldı? Bunu bir yorum değerlendiririz. Evet, evet. Yani bu kısa böyle ani yapılan davranışların sonucu değildir. Bu planlı bir stratejinin ürünüdür bu mevcut durum. Aslında şöyle söylemek lazım. Yani iki tane neden var. Birincisi biz dedik ki yani doğrudan doğruya tabii ki biz şeyi söyleyemiyoruz. Yani işte PKK'yı Türk devleti kurdu. O, bu görev verildi filan demek istemiyorum ben. Yani her ne kadar evet, böyle söyle. Yani fakat pratik olarak buna hizmet ediyor. Yani biz sabahtan beri de zaten bunu anlatıyoruz. Yani verileriyle, doneleriyle birlikte. Birincisi Türk devleti PKK'nın varlığı sayesinde Güney Kürdistan'da şu anda güçlerini bulunduruyor. Ve orada kalıcı hale getiriyor. Peki PKK bir yandan... Çünkü bunun bir halk desteğinin olması gerekiyor. İşte savaşçı transferinin olması gerekiyor. İşte bir legal ona yakın bir siyasi parti varsa oy alması gerekiyor. Bir medya gücünün olması gerekiyor. Finansal kaynaklarının olması gerekiyor. Bu kendi ilk yani ben Kürt değilim diyemez. Yurtsever devrimci tamamen iddialardan vazgeçti diyemez. Bunu bir şekilde formüle etmek zorundadır. Biliyorsunuz bunun ideolojik olarak bağımsız Kürdistan talebinden vazgeçtikten sonra marjinal, anarşist bir yandan. Her ne kadar, yani bu çok enteresan bir şeydir, bunu da söylemek lazım. PKK örgütsel anlayış olarak Stalinist bir örgüttür. Yukarıdan aşağıya örgütlenen katı merkeziyetçi bir yapıdır. Ama çok enteresan bir şeydir, politik retorik olarak, ideolojik olarak da anarşist bir programı savunmaktadır. İşte demokratik konfederalizm filan deniyor. Demokratik konfederalizm biliyorsunuz anarşizmin bir türevidir. Yani bildiğimiz uluslararası hukuk anlamındaki konfederalizm değil onların kastettiği. Bir yandan yani bu kendi hareketlerini, davranışlarını gerekçelendirmek için politik bir söylem geliştirdiler. Güneydeki varlıklarını ve oradaki Türk askerlerini de oraya çekmesi için de karşı bir söylem geliştirmeleri gerekiyordu. Aslında Keknizamettin kısmen onu söyledi. Yani şu anda mesela bir yapının ayakta kalabilmesi için bir öteki oluşturması gerekiyor. Yani burada işte bir öteki bir düşman yaratarak varlığını ayakta kalması gerekiyor. Bu diyalektik de zaten böyle bir şeydir. Yani bir kendi politik politik söylemindeki dönüşümü perdelemek için KDP'ye, Güney Kürdistan'ın meşru kuvvetlerine, meşru güçlük onlar KDP diyor, Berzani diyor. Halbuki Güney Kürdistan'da meşru bir hükümet var, meşru kurumlar var, meşru bir yapı var. Güney Kürdistan'daki meşru yapıya karşı çıkıyor. İkincisi de motivasyon sağlamak aracıyla Güney Kürdistan güçlerine karşı saldırgan bir retorik geliştiriyor. Yani bakınız mesela çok enteresandır ve bu sürekli bunu ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapılıyor. Mesela Mahmur şey altında, ambargo altında, bir kuşatma altında, öyle bir şey yok. Yani ben kendim de gördüm. Mahmur kampını kastediyorlar. Sadece bunların bir kısmı Güney Kürdistan'a gelemiyor. Ha, ama oradaki insanlar ben Güney Kürdistan'a yerleşeceğim derse gidip yerleşebiliyor. Sadece gidip gelemiyorlar. Süleymaniye'ye de gidiyorlar. Yok işte hamile kadınlar, hasta insanlar... Erbil'e gidemiyor. Gidebiliyorlar. Böyle bir şey de yok. Aynı zamanda Mahmur'da bir ilçe. Orada da hastane var. Kerkük'te de var. Musul'da da var. Yani sürekli olarak işte en son bir haber daha çıktı. İşte Mesut Berzani Babaşehir'e demiş ki bunu bütün ajanslarında şey yaptılar, dağıttılar. Babaşehir'e demiş ki gelin Müslüman olun. Sonra Gare'de KDP peşmergeleri operasyona katıldı. Bu bir perdeleme yaratıyor. Yani hem o sizin dediğiniz Hüseyin Topgider'in de söylediği. İşte bütün askeri üsler medya savunma alanının içinde yer alıyor. Bir gün PKK bunlara karşı askeri bir operasyon ya da askeri bir saldırı gerçekleştirmiş değil. Fakat onların varlığından dolayı da Güney Kürdistan'daki güçleri KDP'yi, Barzani'yi suçluyor. İşte bunu perdelemek için böyle bir retorik geliştirmek zorunda. Ve bu... Bunu da söylemek lazım aslında. Yani PKK
mesela demokratik konfederalizmden filan bahsettik. Bu işte tutması için, zemin bulması için çok uğraşıldı. Fakat bu zemin bulabilmiş değil. Bulmadı zaten, artık da kimse savunmuyor onu söylemsel düzeyde de. İşte biz aslında biz de bağımsızlıkçıyız. İşte mesela onlara yakın partiler, kendileri burada yok. Yani onlarla ittifak yapan HDP aslında PKK televizyonlara çıkıp diyebiliyorlar ki PKK aslında bağımsızlıkçıdır. Söylemin hiçbir önemi yok. Esas olan pratiktir diyebiliyorlar. Çünkü artık kendi programlarını da savunamaz hale gelmişler. Bu hep saldırgan, ötekileştirici politikalar üretiyorlar. Dediğim gibi yani PKK kaybetmek üzerine kurgulanmış bir yapıdır. Kürt halkına da yani bu kaybederken zaten Kürt halkı kaybetsin diye kurgulanmış. Bunun asıl nedeni budur diye düşünüyorum. Yani iki tane neden. Bir, perdeleme. İki de ayakta kalabilmek için, kendi kitlesini konsolide edebilmek için bir ötekileştirme yaratıyor. Evet. Süremiz de yavaş yavaş sona doğru geliyor. Nizamettin Bey tekrar sanırım sağlıklı bağlantı kurdum. Sözü kendisine. Kesinmeden şey olur. Şu anda Şengal'da yaklaşık 10 bin Irak gücü, yani PKK'nın gücünü de ona dahil edersek o kadar güç var. Bunların işgali altında. Fakat ne Haçlı Şabi ne PKK Şengal açısından belirleyici bir güç değil. Esas mücadele Amerika, İran, Türkiye arasında geçiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin ikide bir işte ben Şengal'a gireceğim, operasyon yapacağım demesi niyet olarak tabii tehlikeli ama pratik açıdan gerçekleşmesi hayli zor olan bir konu. Yani şey gibi değil, Suriye gibi değil. Suriye'de devlet parçalanmış, zaten birçok yeri işgal edilmiş ama Amerika şeyde var, Irak'ta var, İran Irak'ta var. Her ikisinin de emelleri, çıkarları ve planları var. Kaldı ki daha Amerika sahaya da yeni Biden yönetimi olarak daha sahaya pratik olarak el atmış değil. Gittikçe de şimdiden güçlerini biraz şey diyorlar. Yani konumlandırmayı biraz daha ileri bir aşamaya taşımak istiyorlar. Kolay değil yani Şengal'ın işgal edilmesi. Ama problem olarak tabii gündemde kalmaya devam edecek. Şimdi şey için söyleyeyim, ben daha önceden sorduğun soruya cevap vereyim. Şimdi Daesh Savaşı'ndan önce Türk Devleti'nin sadece Bamerni denilen bir yeri var. Bu Metina Dağı'nın altında. Metina ile şu anda işte operasyon, Türklerin operasyonu yaptığı Gari arasında. Bamerni eskiden havaalanıydı Saddam döneminde. Türk Devleti'nin üstlendiği tek yer orasıydı. Yani şu anda mesela onlarca Türk Devleti'nin üstlendiği askeri sahalar var. PKK'de durmadan işte 20 tane yer Güney Kürdistan'da Türklerin elindedir. Parti bilmem getirmiş, işgal ettirmiş diyor. Fakat doğru değil. Yani Türkiye'nin sadece Bamerne'de bir askeri gücü vardı. Daha savaştıktan sonra daha yok. Önce sadece Bamerne'ydi. Daha savaşı çıktığında Iraklarla yaptıkları anlaşma sonucu Başuka'da bir eğitim üssü oluşturdular. Sonradan takviye ettiler. Yani Güney Kürdistan'da bir Bamerne, bir Başuka. Onun dışında doğrudur, onlarca Türk Devleti'nin askeri üssü var. Fakat hepsi 1982'den bu yana PKK'nın üstlendiği, geri cephe olarak kullandığımız alanlardadır. Türk Devleti'nin bütün üsleri PKK'nın 82'den beri kullandığı sahalarda ele geçirdiği yerlerdir. Yani Güney Kürdistan'ın diğer taraflarında değil, sınır katında mesela Hafdenin'de. Hafdenin'de bütün stratejik noktalar şu anda Türk Devleti'nin elinde. Yani üçgen işte Güney Kürdistan, Türkiye kuzey üçgenindeki Hafdenin çok stratejik esas. Gerilla savaşının da en çok aldığı, yani takviye aldığı geri cephe. Çok stratejik bir yer. Geçen sene işte Türklerin yaptığı operasyon sonucu şu anda bütün yerler şeyin eline geçmiş.
Doğrudur. Onlarca yerde istenmiş ama PKK'nın elinden bunu aldı. Avaşin de böyledir. Yani PKK'nın Zaros eyaleti dediği Avaşin, Basya, Zap üçgeni, yani Barzanlara kadar uzanan sahada yine bütün stratejik yerler Türklerin eline geçmiş. Hakurki'de tekrar, yani işte eskiden Hakurki PKK'nın Kandil olmadan önce karargahıydı. Şu anda orası da tamamen PKK, şeyin, Türk devletinin eline geçmiş. Peki niye, nasıl geçti? Bu konu önemlidir. Bunu açarsınız. Bir şey var. Şöyle bir kanı var. Diyorlar ki yani PKK normalde 3-4 yılda bu yana kongresini yapması gerekiyor. Bu kongre sürecinden önce bir hendek faciası yaşanmış, üz yönetimler sorunu yaşanmış, bir sürü PKK'nin mevcut yönetimi hesap vermesi gereken ve hesap vermekte kaçındığı konular var. Bu kongreyi toplamamak için aslında suni bir gündem yaratıyor. Ya güvenlik değil, savaş ihtimali var, yok askeri işler var, yok parti KDP saldıracak, yok hükümet PKK bunu aslında kongresi geciktirmenin gerekçesi yapıyor diye ortada çok ciddi bir iddia var. Bu konuyla, bu çerçevede değerlendirirsen sevinirim. Şimdi tamam, bu yani her örgüt gerekçe bulur, arar ve hayata geçirir. Bu konular tamam. Ama işin basit bir tarafı. Esas Kürdistan için önemli olan, mesela diyorlar ya Güney Kürdistan işgal edilmiş. Doğru, işgal edilmiş sınır katlarını, ama geçen sene Türkiye Haftan'ın operasyon yapmadan önce mesela Güney Kürdistan yönetimi peşmerge göndermek istedi. Bak, operasyon olacak, önlemek için peşmerge konumlansın. PKK savaş gerekçesi yaptı, bırakmadı. Giden güçleri de hatta vurdu. Çatışmada yaşandı, yaralı olanlar da çıktı. Şehit, Kalkürge'de şehit düşenler oldu. Bırakmadı. Sonradan direniyoruz adı altında Türklerle güya bir yıldır savaşıyor, işte direniyor şu bu. Ama netice itibariyle hiç kimsenin haberi yok. Türk devleti PKK'nın elinden, bak, 84'ten bu yana kullandığı bütün sahaları ele geçirmiş. İşgal. Şimdi direniş adı altında bu sefer Gari'ye. Gari'ye de sokmak istiyor. Şengal'a sokmak istiyor. Yani Güney Kürdistan bana kalmasın. Kuzey benden gitti. Güney kalmasın. KDP'ye kalmasın. Kime kalırsa kalsın. Yani şey razı. Türkler ele geçirsin, Haçlı Şabi ele geçirsin ama bir tek Barzaniler ele geçirmesin ve hakimiyet sürdürmesin. İş buraya kör bir düşmanlığa dönüşmüş. Amaç mamaç aramamak gerekiyor artık. Amaçtan sapmış, kör bir düşmanlığa dönüşmüş. Şimdi bundan dolayı doğru, Türk devleti adım adım güneyde ilerliyor ama bunu getiren şeyden de şeydir. PKK'nın kaptırdığı alanların dışında Türk devletinin Güney Kürdistan'da sadece iki üssü var. Kuzeydeki halkın bunu bilmesi gerekiyor. Bir Başuka'dakidir. Daesh Savaşı'ndan dolayı Irak'la yapılan anlaşma sonucu gitmiştir. Bir de zaten ta 90'lardan bu yana Bamerne'de vardı. Yani yeni bir durum değil. Aslında buranın parlamentosu, Güney Kürdistan parlamentosu karar aldı. 36. Çıksın diye Türk devleti çıkmadı. Zoraki kalıyor. Onun dışında Türk devletinin konumlanması yok. PKK sahasını ele geçirmiş. Orada konumlanmış. Nizamet Bey. Şimdi PKK bunu gizlemek için, yani bu durumu gizlemek için çarpıtıyor işte. Hesap mesap verme değil, hesap sorarak. Yavuz Kırkız misali. Yani hesap vermesi i̇şte, gerekiyor. Türkiye, KDP birlikte ihanet ediyorlar, ittifak yapmışlar adı altında. Bütün bu gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Dolayısıyla doğru hesap vermesi gerekiyor. Bu kadar kayıp, bu kadar stratejik sahanın kaybedilmesi. Bunun hesabını vermesi gerekirken hesap vermemek için hesap sorar duruma şey diyor. Fakat tutmaz bunu. Yani Güney Kürdistan artık göz önünde herkes biliyor. Eskiden mesela Güney Kürdistan'da PKK'ya karşı savaştığı için bir sempati vardı.
Ama gerçek, kendi gerçek yüzünü açığa çıkartarak şu anda tamamen tecrit olmuş durumda. Durum biraz böyle. Şimdi bir şöyle bir soru var size yönelik. Şu an sesimi duyuyor musunuz? Durmuş gibi. Orta Doğu'da Kürdistan'da PKK üstü bir akıl var. Kürtlerin kazanımını yok etmek isteyen PKK botana şunu sormak istiyorum. Kürtler tüm bu olumsuzluklara rağmen nasıl bir yol izlemelidir? Özellikle biz Kürtler için bu kutsal Mart ayında diye bir arkadaş, Ramazan Moray diye bir arkadaşlar size bu soru gelmiş. Bunu da size sorup kısaca bir cevaplarsanız çok zamanımız kalmaz. Diğer iki konuyu da toparlayacağız yavaş yavaş. Nizamettin Bey galiba gitti. Tekrar şu anda internette bir sorun var. Evet. Sözü Bayram Bey'e vereyim. Ondan sonra Hüseyin Bey'le zaten çok fazla zamanımız kalmadı. Toparlayacağız. Keke Ali, şunu söylemek isterim. Her saldırı politikanın siyasete, gerçek hayata atılan her adımın bir karşılığı var. Yani her adım kendi karşıtını oluşturur. Bir de başta da söyledim. Türkiye'nin son yıllardaki Kürt karşıtı politikasıyla Türkiye'nin genelde dışarıdaki emperyal yayılmacı politikasını birlikte ele almak lazım. Şunun altını çizebiliriz ki Türkiye her iki noktada da sınırlarının sonuna gelmiştir. Deyim yerinde ise deniz tükenmiştir. Elbette denizin tükenmiş olması, Türkiye'nin bu geçiş sürecinde başka çılgınlıklar yapmayacağı, başka saldırılarda bulunmayacağı anlamına gelmez. Ama bir süreç olarak ele aldığımızda bu sürecin sonuna gelmiştir. Yani söz gelimi Türkiye'nin Libya politikası şimdiden boşa çıkmış bulunuyor. Türkiye'nin işbirliği yaptığı, ittifak kurduğu, denizlerle ilgili anlaşma imzaladığı Saraş gitti. Şimdi Mısır'ın inisiyatifinde orada bir yeni hükümet kuruluyor. Ve neredeyse Türkiye'nin o bütün ahkamları, bütün o parlak söylemleri boşa düşmüş bulunuyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de bilek güreşine girdi. İşte bu petrol sondaj aramalarını denizlere çıkarttı. Yunanistan'da atıştı. Fakat bir anda bütün Batı'yı, ABD'yi, Fransa'yı, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı, Mısır'ı, İsrail'i kendi karşısında bir blok halinde buldu. Ve sonra Erdoğan biliyorsunuz büyük bir çark ederek oradaki arama tarama gemilerini Antalya Limanı'na çekip biz Yunanistan'la görüşmeleri hazırız meyanında şeyler yaptı, manevralarda bulundu. Türkiye örneğin Katar'la bir ilişki kuruyor. Hemen karşısında Arabistan, Bahrain, Birleşik Emirlikleri ve ABD'den oluşan bir blok kuruyor, buluyor. Yani Türkiye için bölge, dünya boş değil, atını sınırsızca koşturabileceği bir alan değil. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi yine Suriye için de bu geçerli. Bakın Rusya uzun süredir Türkiye'nin artık Suriye'den çekilme zamanı geldiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Ve Rusya özellikle İdlib'de son dönemde artık Türkiye'yi askeri ve siyasi olarak ciddi bir baskı altına almış durumda. Yine şeyi biliyorsunuz, yani biraz konuşmamın başında söyledim. Türkiye başta sınır boyunun tümünü işgal etme girişimiyle harekete geçti. Ama ABD ve Rusya ona bir yerde sınır çektiler ve daha ileri gitmesini engellediler. Özellikle de bu Biden'ın gelişinden sonra Türkiye için artık işler eskisi gibi gitmeyecek. Yani herkesin kanısı odur ki Erdoğan o Trump'ın fevri şahsileştirilmiş dış siyasetinden Türkiye lehine oldukça faydalandı. Bir telefon görüşmesiyle işte 100 milyar dolarlık bir ticaret vaadiyle diyelim ki Suriye'ye girme şeyini aldı, izni aldı Trump'tan. Dolayısıyla artık ABD özellikle Biden'ın iktidara gelişi şu anlamda da önemli. Yine başta söyledim. Türkiye özellikle genel olarak dünyadaki bu güç merkezlerinin dağılımından özel olarak da ABD devletinin bu peşmürde halinden
ve Batı İttifakı'nın dağınıklığından oldukça istifade etti ve bu süreç boyunca bütün attığı adımları bu zafiyetlerden faydalandı. Öyle görülüyor ki artık Türkiye karşısında derli toplu bir NATO, derli toplu bir ABD, derli toplu bir Batı İttifakı görecektir. Ve özellikle Biden açısından bu insan hakları meselesi son derece önemli görünüyor. Şimdiden Biden'ın altına attığı birçok diyelim ki adım bu yönde ki mesajlar içeren adımlar. Türkiye'nin son kaç gün önce yeni Dışişleri Bakanı Blinken şunu söyledi. Eğer Türkiye bu S-400'lerden vazgeçmezse bu mevcut uygulanan yaptırımlardan daha ağır gelecek. Bir de şu boyutu var, şunun altını çizmek isterim. Bütün bu saldırı, bütün bu yayılmacı, bütün bu sömürgeci politikanın bir mali faturasıdır, bir mali yükü var. Ve tarih göstermiştir ki bütün imparatorluklar, bütün sömürgeciler yayıldıkları andan itibaren kendi sonlarını da getirmiştir. Çünkü her yayılma, merkezden her uzaklaşma o devletin bütünlüğünü, istikrarını sarsmakta ve merkezi yönetim üzerine çok büyük mali yükler yüklemektedir. Tabi mali yükünde siyasi sonuçları var. Bugün Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz, içeride ve dışarıda yaşadığı ekonomik kriz esasen son 4-5 yıllık Kürt karşıtı politikanın bir sonucudur ve ondan ayrılamaz. Ve bunun getirdiği bir kutuplaşma, bunun getirdiği bir ayrışma ve bunun getirdiği bir otoriterleşme Türkiye'de söz konusudur. En son bu Gari meselesinden sonra biliyorsunuz, Gari bana kalırsa son söz olarak şunu söyleyeyim. Bugüne kadar özellikle Kürt karşıtı politikada her zaman Erdoğan'ın arkasında hizalanan muhalefet bakımından da bir kırılma noktası oldu. Şimdiye kadar her zaman bravo, iyi ettin, daha fazlasını yapmalısın, daha çok gitmelisin diye Erdoğan'ı pohpolayan muhalefet ilk kez Gari operasyonundan sonra sesini çıkartmaya ve dili açılmaya başladı. Bu yeni bir başlangıçtır. Bence Erdoğan bakımından sonun başlangıcı gelmiştir. Bu iktidarın ömrü çok sürmeyecektir. Bu iktidarın girişi elbette hemen otomatik olarak Kürt meselesinin çözümünü getirmeyecektir. Ama Türkiye'nin normalleşmesi, Türkiye'nin kendi kurumsal yapısına dönmesi, Kürt meselesinin konuşulması, tartışılması, tekrar gündeme gelmesi ve Kürt potansiyelinin harekete geçirilmesi için yeni bir imkan ve fırsat ortaya çıkartacaktır. Bence Kürtler bakımından yakın, orta vadede ben şahsen tekrar söylüyorum, umutluyum. Hem Rojava'da, hem güneyde, hem kuzeyde, orta erimde Kürtleri önemli fırsatlar bekleyecektir. Belki değerlendirmemiz gerektiğini, tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sizdeyken şöyle bir toparlayın. Artık bir daha sanırım söz sırası size gelmez çünkü zamanımız çok fazla. Tüm bunlara karşı Kürt muhalefeti ne yapmalı? Kuzey Kürdistan bazında söylüyorum. Kürt partileri, Kürt siyaseti nasıl bir politika geliştirmeli? Bunu da toparlayın. Hüseyin Bey ve Nizamettin böyle bitireceğiz programı. Ben daha önce de birkaç programda da söyledim. Bununla ilgili yazıyorum, çiziyorum. Bence Erdoğan gidiyor. Bence biz Erdoğan sonrasına hazırlanmalıyız. Erdoğan zaten ömrünü tükettiği siyasi ekonomik miadını doldurdu hem içeride hem dışarıda. Şimdi yerine gelecek aktörler belli. İşte Türkiye'de CHP ve bildik partiler. Belki tekrar biraz önce söylediğim gibi bu yeni iktidarın oluşması, belki bu Kürt karşıtı siyasette izlenen pervasız uygulamaları hafifletebilir. Belki bu OHAL sürecinin ortadan kalkmasına yol açabilir. Bir miktar normalleşmeye yol açabilir. Bunlar elbette olumlu şeylerdir. Ama bilelim ki bu Kürt meselesinin çözümü anlamına gelmeyecektir. Belki süreç esas yeni başlayacaktır. Belki o zaman ilk kez bu meseleyi konuşacağız. O nedenle bence kuzeyde Kürtlerin, ulusal demokratik güçlerin bu sürece ilişkin en geniş çerçevede merkezi ortak bir akıl politika oluşturmaları lazım. Ben birlik olsun demiyorum. Herkes kaldığı yerde olsun, herkes özgünlüğünü korusun. Ama bizi birleştirecek ve yarın öbür gün süreç yeni boyutlar kazandığında hem Türkiye'deki devlete hem de uluslararası planda bizim
arkasında dizilebileceğimiz bir ortak aklımızın, bir stratejimizin olması gerekir. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Elbette bu biraz PKK'nın silah milah bırakmasına bağlı ama zaten bunu da konuşuyoruz her zaman. Esasen bu mesele PKK'yı ve HDP'yi besliyor. Türkiye normalleştiği zaman o zaman bu kutuplaşmanın HDP'ye, PKK'ye aktığı enerji de ortadan kalkacak ve o zaman akan su yerli yerli bulacak. Herkes neyse kendi gücü oranında ve Kürt toplumunun beklentileri doğrultusunda bir pozisyon almak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Hışyar Bey'le devam. Hışyar Bey, yani şu an dış basında da her gün onlarca Erdoğan sonrası Türkiye'si ile ilgili makaleler, analizler yayınlanıyor. Yani herkes Erdoğan sonrasına hazırlanıyor. Kürtler Erdoğan sonrasına nasıl hazırlanmalı? Kuzey'de, Bafur'da Kürt siyaseti yeni döneme nasıl bir siyaset izlemeli, ne yapmalı? Bu konuda fikirlerinizi alayım. Umarım Nizamettin Bey gelir. Onda da son sözleri programı topu bitireceğiz. Buyurun. Sesinizi açsanız, yani sesiniz gelmiyor şu an. Ali Bey, sorunuza cevap vereceğim tabii ama birkaç bir şey vardı, onları da söylemek istiyorum. Kek Eyüp Alaca Bey bir soru sormuştu. Ben Kek Eyüp'e cevap vermek istiyorum. Bize yönelik sormuştu Kek Bayram'a, bana, yani konuklara. Diyor ki Şengal'de Kek Eyüp... Tabii ki, yani görürseniz sorulara cevap verebilirsiniz. Buyurun. Şengal'de İran ve Türk Devleti savaşır mı? Yani mevcut çelişkilerinden dolayı öyle bir soru sor. Biliyorsunuz ki bu söylem yani bu en azından bir 7-8 yıldır bu Şengal problemi daha sonrasından beri tartışılıyor. Yani İran ve Türk Devleti savaşacak işte Güney Kürdistan'daki çelişkilerinden dolayı filan. Şunu söylemek lazım. Türk Devleti ve İran Çaldıran Savaşı'ndan beri savaşmış değildir. Bu saatten sonra da savaşmayacaklardır. Tam tersine Ağrı'da, yani bu tabii 19. yüzyılda da var, Kürt hareketlerine karşı ortak hareketleri, operasyonları. Ama Ağrı'da birleştiler, Bağdat Paktı'nda, Sadabat'ta birleştiler. En son 2017 yılında Güney Kürdistan'a karşı da birleştiler. İşte bu durum böyleyken aralarındaki bu çelişkiler ikinci, üçüncü derecedeki çelişkilerdir. Bu iki devletin de önceliği Kürdistan problemidir. Problem Kürdistan olduğu zaman birlikte hareket edebilirler. Bu anlamda yani bir gerginlik ya da çıkar çatışması olabilir. Fakat sonuç itibariyle uzlaşırlar diye düşünüyorum. Eyüp abiye de böyle cevap vermiş olayım, kendi görüşüm. Evet. İşte bir şey daha da var. Kürtler olunca bütün sömürgeciler, evet, bütün çelişkileri bir arada bir kenara bırakıp yek vücut olabiliyorlar. Umarım, evet, onlara karşı yek vücut. Deniyor ki işte mezhep çelişkileri var ya, 500 yıldır savaşmamışlar yani Çaldıran Savaşı'ndan beri. Bu saatten sonra da savaşacaklarını zannetmiyorum. Yani karşılıklı bir politika yürütüyorlar diye düşünüyorum. İkinci bir şey daha var. Aslında Kekbotan da söz etti. Mesela PKK'nın çıktığı alanlarda PKK mesela çıkıyor, Türk Devleti oraya giriyor. PKK'liler ya da PKK güçleri yok olmuyor. Bunlar gidip yeni yerleşim alanlarında vücut buluyorlar. Yeni köyler, yeni ovalar da güçlerini yerleştiriyorlar ve oradaki halkı oradan çıkartıyorlar. Bu sefer yeni yerler PKK'nın kontrolüne giriyor. Bu bir döngüdür. Daha sonra tekrar Türk Devleti geliyor. PKK oradan çıkıyor. Türk Devleti orayı da girmiş oluyor. Böylelikle Türk Devleti Güney Kürdistan'daki egemenlik alanını coğrafya anlamında sürekli olarak genişletiyor. Yani ben bunu özellikle de sordum. Umarım bundan sonra Güneyli güçler buna pek müsaade etmezler. Onu da söylemiş olayım. Ben not alıyorum, kusura bakmayın. Evet. Bu şimdi sizin sorunuzla bağlantılı bir şey. Bunu söyleyip sorunuza cevap vereceğim. Şimdi biz tabii PKK hakkında konuşmak, ben de Kek Bayram da Kek Botan da başka siyasi yapıların temsilcileriyiz. Başka bir yapı hakkında konuşmak gerçekten de güzel değil. Yani zor bir durum. Yani onun yaptıkları etik. Çünkü her siyasetçi ya da her yurtsever kendi görüşünü, kendi programını anlatmak ister. Yani mesela ben burada PDK Bakur'un programını anlatmak isterdim bu PKK'yı konuşacağımıza. Ne yapmak istediğimizi, gelecekle ilgili öngörülerimizi. Fakat bu öyle bir durum var ki Kuzey Kürdistan'da siyaset bloke edilmiş durumda. Bir blokaj var. İlk önce bu tespiti yapmak gerekiyor. Yani mesela
Tekrar söyleyeyim. Silahlı mücadele, antikolonyalist mücadele tarihinde bütün dünyada meşru bir güçtür. Bu yani bir metottur. Bu metot PKK eliyle meşru, gayri meşru konuma düşürüldü Kuzey Kürdistan'da. Artık Kürtlerin elinde bana kalırsa böyle bir kart yok. Yani Kürtler bu metodu kullanamaz hale geldi. Yani gerçekten de bağımsız Kürdistancı stratejileri milli olan, düşünceleri milli olan insanlar dahi artık bu kartı kullanamaz duruma geldi. Bu kart Kürtlerin elinde çıktı. Diğer yandan öyle bir şeydir ki bu, mesela biliyorsunuz Kürtler işte TKDP'nin, bizim partimizin kuruluşuyla 65'te, Dedeko'nun kuruluşuyla, daha sonra PSK'nin, TPSK'nin kurulmasıyla ayrı örgütlenme hakkını pratik olarak ele aldılar. Yani bu bir kazanımdı. Türkler de aynı hareketler içerisinde yer almadılar. Ve tabii ayrı örgütü olmayanın ayrı devleti de olmaz. Mantık bu ve doğru bir mantıktır. Çünkü sömürge toplumunun yurtseverlerinin ya da üyelerinin ya da halkının sömürgeci devletinin partilerinde yer almasının hiçbir mantığı yok. Olsa ona hizmet ederler. Fakat bu gelinen aşamada bu HDP ile birlikte Kürtlerin elindeki ayrı örgütlenme hakkı da ellerinden alınmış oldu. Bu da ayrı bir blokaj ve bu dayatılıyor. Yani kendileri dışındaki Kürt siyasi çevrelerine de dayatılıyor. İşte niye ittifak yapmıyorsunuz, niye birlikte seçime girmiyorsunuz, niye bilmem başka bir şey yapmıyorsunuz ya da yok zaten parti var, işte güçleri burada birleştirelim gibi bir retorik de geliştiriliyor. İşte bu manzara bu. Yani Kuzey Kürdistan'da siyaset kilitlenmiş durumda, bloke edilmiş durumda. Uzun süredir biz bunu söylüyoruz. Bu blokajları kırmak için ne yapmak gerekiyor? Maalesef bizim mevcut yapılar parti olmanın, örgüt olmanın gereklerine, özelliklerine sahip değillerdir. Yani aktüel dünyaya, yaşama müdahale edebilecek kurumları ve organları yok. Doğru. Yani mesela PSK, Kekbayram da burada söyleyelim. Uzun süredir bir devamlılığı olan bir yapı. Yani işte bir medya kurumları var, bir siyasi parti ofisleri var, Avrupa'da örgütü var, dernekleri var. Fakat bu gerçek anlamda, yani bu en iyilerinden birisini örnek vermek için PSK'yı söylüyorum. Durum böyleyken bile bu gerçek bir parti niteliği taşıyor diyemeyiz. Çünkü niye? Kürdistan'daki anti sömürgeci, anti kolonyalist, Kuzey Kürdistan'da iktidar olmayı amaçlayan bir yapının Kürdistan'daki bütün aktüel sorunlara müdahale etmesi gerekiyor. Halkı bir problem yaşadığında onu koruyabiliyor olması, en azından bu mücadeleyi verebilmesi gerekir. Fakat bu güç yok. Yani şu anda hiçbir Kuzey Kürdistan'daki hiçbir yapıda bu güç yok. Yani biz sadece retorik olarak söylem düzeyinde devrimci mesajlar veriyoruz ya da devrimci nitelemeler yapıyoruz, devrimci tahliller yapıyoruz. Bir örgütün görevi nedir? Bir siyasi partinin görevi nedir? Kendi programı etrafında halkı örgütleyebilmek, kanalize edebilmek, kitlesel bir tabana ulaşabilmek ve gerektiğinde de, yani bu barışçıl yollarla da olabilir, fırsat olur. İşte bir plebisle, self-determinasyon hakkının kullanımıyla ya da sömürgeciyle bir şekilde uzlaşarak, onu zura düşürerek ya da devrimci hak savaşıyla, devrimci hak savaşının sonunda bir o şeye ulaşması gerekiyor. Şu anda ben sorunuzun cevabına geliyorum. Yapılması gereken şey nedir? Yapılması gereken şey Kuzey Kürdistan'da teorik, söylem, ideoloji hepsi birden bulanıklaşmış durumdadır. Yani milliyetçilik nedir? Antikolonyalist mücadele nedir? İşte bizim sömürgeciyle olan ilişkilerimiz nedir? Bunların hepsinin ilk önce bir netleşmesi gerekiyor. Netleşmesi için de kurumların oluşması gerekiyor. Sağlıklı bir, bakın biz iki saattir burada konuşuyoruz, biz PKK'yı konuşuyoruz. Aslında bizim bu meseleleri de tartışıyor olabilmemiz gerekirdi. Yani bizim Türk devletiyle ilişkilerimiz nedir? Yani mesela Türkiye'de bir sorun var. İşte iktidar, hükümet, muhalefette. Ya yani bu bizi ne kadar ilgilendirir? Mesela bize göre... Önümüzdeki programlarda milliyetçilik, yükselen milliyetçilik dalgayı değerlendirmeye bir program yapmayı düşünüyoruz. Evet, şimdi bizim yapmamız gereken şey, bunu söyleyeyim, organlarımızı oluşturmak. İlk önce bir, teorik netleşmeyi sağlamak, söylemsel düzeyde.
İki, çünkü bu bir strateji, ideolojik söylemdir, retorik. Ona uygun metotlar, bu legal mücadele olabilir, başka bir şey olabilir. Buna uygun araçları oluşturmak, kurumları ya da o artık onun için ne gerekiyorsa. Üç, bunlar etrafında halkı örgütleyebilip kanalize etmek gerekiyor. Bu tabii bunların, yani işte ben bunları söylüyorum, bu yine söylem düzeyinde. Fakat yapılması gereken şey budur. Çünkü bunun dışında bizim, bu çok zor bir şey Kuzey Kürdistan'ın bugünkü durumunda. Bugünkü, yani bir yanda Türk Devleti, öbür tarafta maskeleyen, perdeleyen bir başka bir gelenek var. İşte bütün bunların etrafında, bu tabii devrimcilik umut etmektir, kaybetmemektir. Biz yani ülkemizi tabii, ben mesela kendim Kuzey Kürdistan'ın özgürleşeceğine inanmasam siyasetle ilgilenmem, yani başka şeylerle ilgileniyorum. Yani, tabii ki inanıyoruz fakat öyle. Zor. Yani onun için de halkın bu yurtsever partilere, hareketlere destek olması lazım. Onun için de yer alması gerekir. Eğer onlara da güvenmiyorsa hiçbirimize, genç arkadaşların gidip örgütlerini kurmaları gerekiyor. Örgütsüz hiçbir kazanım elde edilemez. Örgütlü olmayanın devleti de olamaz. Ulusal düzeyde örgütlenmek için ilk önce bu mücadeleyi verecek örgütleri kurmak lazım. Teşekkürler. Rica ederim. Özgür mücadelesi veren bir toplumun kesinlikle yaşamın her alanında örgütlü olması gerekiyor. Kolektif haklar ancak örgütlü mücadeleyle elde edilebiliyor. Son sözü Nizam Ettin Bey'e vereyim. Kendisi bir toparlasın. Son olarak eklemek istediği bir şey varsa söylesin. Yoksa kuzeydeki Kürt hareketi bütün bunlara karşı nasıl bir siyaset ortaya koymalı? Bu konuyla ilgili bir değerlendirme yapsın, programı kapatacağız. Buyurun Nizam Ettin Bey, söz sizde. Peki Ali. Nizamettin Bey. Tek Nizamettin'e ulaşmazsak ben bir iki cümle daha söyleyeyim izninle. Buyurun, siz şey yapın. Gelse veririz. Ya buyur buyurun. Zaten Kek Nizamettin şu anda yok. Maalesef. Keşke gelseydi. Keşke. Şunu söyleyeyim. Yani Kek'e şiar çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu programı genel olarak bence çok verimli geçti. Ben izleyicileri de izliyorum. Şunu söyleyeyim. Bir düzeltme yapmak istiyorum. Bence tabii tartışmamız o değil, umarım ileride konuşuruz ama bunu söylemek istiyorum. Bir siyasi partinin parti olması için onun stratejik bir aklının olması yetiyor. Yani örnek olarak işte İran KDP kaç kere düştü, kaç kere kalktı, sesleri kesildi, hiç görünmez oldukları dönemler oldu. Ama o damar, o akıl hep olduğu sürece fırsatını bulduğu zaman böyle kayalıklarda yeşeren filiz gibi yeşerdi. Ya da KDP ya da YNK, o 74 yıllar sonrasını biliyorsunuz. Dolayısıyla siyasi parti demek her zaman kitlelerle bağ olur, her zaman güçlü olur, her zaman sürece müdahale eder diye bir şey yoktur. Bu güç dengesidir. Bazen siz üstün gelirsiniz, bazen geri gidersiniz, bazen yer altına çekilirsiniz. Dolayısıyla bence siyasette önemli olan, özellikle siyasi aktörler için bir aklın olmasıdır ve bir istikrarın olmasıdır. Diğer unsurlar biraz konjonktürle bağlıdır. Yani bir gün güçlü olursunuz, bir başka gün düşersiniz, sonra tekrar güçlü olursunuz, sonra tekrar düşersiniz. Biraz da sürecin gerektirdiği bu. Yani bunu söyleyerek diliyorum ki önümüzdeki süreçte belki bir de geleceğimizi tartışacak programlar yapmak dileğiyle ben teşekkür ediyorum. Yani ben buradan, bulunduğum yerden iyi bir program yaptığınızı düşünüyorum. Size de, Şiara da, Nizamettin'e de teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ben teşekkür ediyorum Kek Bayram. Bir şey söyleyeyim, tek cümle. Tabii ki Kek Bayram, arada anlayış farklılığı olabilir. Çeşitli zaten parti anlayışları var, parti türleri var. Yani kadro partileri olabilir, işte misyon partileri olabilir, kitlesel partiler olabilir. Ben kendi anlayışımı ifade etmek istedim. Yani evet. Kendi parti anlayışımı. Yani yoksa bu farklı, zaten siyaset biliminde de böyledir. Farklı parti tipleri, türleri ve anlayışları da var. Doğrudur. Yani bu, ama o işte o fırsat geldiğinde Kek Bayram, buna hazır olabilmek gerekiyor. Bizim şimdiden konjektür değiştiğinde bunu karşılayabiliyor olmamız gerekiyor. En azından onun zeminini yaratmamız gerekiyor. Bu da örgütlülükten geliyor Kek Bayram. Yani Kürt halkının, Kuzey Kürdistan'da yurtseverlerin, milliyetçilerin, devrimcilerin örgütlenmesi gerekiyor. Yani sadece tamam, yani işte mesela siyasi hareketlerimizden şikayetçi olabilir halkımız. Yani eleştirebilirler de. Fakat yani şimdi
Tabii ben hepsi birden gitsinler demiyorum. Tabii de yani bu işlerle ilgilenen, yurtsever duyguları gelişmiş, heyecanı olan özellikle de genç arkadaşların örgütlenmesi gerektiğini, yani bu partiler olmasa da başka yapılarda yer alması gerektiğine inanıyorum. Yoksa biz sadece o zaman izleyici oluruz. Bizim aktör olmamız gerekiyor Kuzey Kürdistan'da. Mesela biz Türkiye'de siyasi bir aktör değiliz Kürtler olarak. Biz Kuzey Kürdistan'da siyasi aktörleriz. Kürtlerin de bu anlamda yurtseverlerin, milliyetçilerin aktör olması için ben o anlamda bunları ifade ettim. Kusura bakmayın, tekrar böyle. Tamam, tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Değerli görüşlerini bizimle ve toplumla paylaştığınız için. Keşke Nizamettin Bey de burada olsaydı, onu da son sözlerini alsaydık. Program tam yerine oturmuş olacaktı ama bu eksiklik maalesef elimizden olmayan nedenlerle yapamadık. Son olarak şunu duyurmak istiyorum. Biliyorsunuz Platform Azmane Kurdi, Utor Azmane Kurdi. İki tane Kürt dili üzerine çalışmalar yapan nadide kurumumuz. Kürtçenin ana dilde eğitim olması çerçevesinde bir imza kampanyası başlatmışlar. Hedef 1 milyon imzayla ve tabii üstünde, çok üstünde bir imza toplayıp bunu resmi kanallara iletmek, Kürtçenin ana dilde eğitim dili olmasını talep etmek için böyle bir kampanyalar var. Bu kampanya hem internet üzerinden hem de fiziki olarak imzalar toplanıyor. Lütfen bütün izleyicilerimiz imza versinler. Sadece imza vermek yetmiyor. İmza toplasınlar, teşvikçi olsunlar, propagandası yapsınlar. Bu çok önemli. Yani bir yerde başlamak lazım. Bir anda kimse özgür bir devlet, bağımsız bir devlet kurma şansı yok. Adım adım haklarını, hukuklarımızın takipçisi olarak bu işi olabildiğince azami düzeyde özgürlüklerimizi elde edene kadar sürdürmemiz gerekiyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuklarıma katıldıkları için, değerli görüşler için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kanın sağlığı. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kürdistan'la kalın.